Değerli seyircilerimiz, ilk kez daha Spor'un duyurduğu Fenerbahçe'nin transferi Şimanski'yi kap bildirimiyle futbol kamuoyu öğreniyor, resmi olarak öğreniyor. Bundan önce Ahmet Selim Kul paylaşmıştı Şimanski haberini. Ve Fenerbahçe'de bir spesifik gelişme daha, bir kırmızı daha. Kaleci konusunda Başkan Ali Koç'un son hamlesi Livakovic ısrarı sürüyor Fenerbahçe yönetiminin. Bir taraftan maç devam ediyor, diğer taraftan transfer devam ediyor. Hemen telefon hattında Ahmet Selim'e gidelim. Önce Livakovic'in detayını versin, sonra Şimanski'nin detaylarını bizimle paylaşsın. Aykut İnce, teşekkürler. Sen de bahsettin bir yandan. Fenerbahçe hazırlık maçını oynuyor. Dakika 65, 2-0 geride. Lacivertler farkı azaltmaya çalışıyor. Biz de bir transfer gelişmesi daha verelim. Livakovic, Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan kaleciyle ilgili. Fenerbahçe oyuncuyu da kulübüde ikna etmeye daha yakın. Bu noktada hem kulübüne yaptığı teklifi hem de oyuncuya yaptığı teklifi yükseltti ve Villarreal'in biraz daha geri planda kaldığını ifade edelim. Fenerbahçe bu transferi birkaç gün içerisinde bitirmeyi hedefliyor. Sarı lacivertler bu transferde de mutlu sona ulaşıp kaleci konusunda da hedeflediği transferi gerçekleştirmek istiyor. Zaten sene başından beri açıkçası bu sürecin biraz daha uzayacağını düşünüyorduk. Ama Fenerbahçe bu son günlerde özellikle net bir hamle daha yaptı. Oyuncuyu da ikna etmeye yaklaştı. Oyuncu İspanya'ya gitmeyi düşünüyordu ama Villarreal bir türlü bonserviste yükseklere çıkmadı. Onlar da bu noktada inatlı, artık transferde geri planda kaldılar. Fenerbahçe'nin birkaç gün içerisinde bu transferi de bitirmesini bekliyoruz. Altay zaten bu maçın ilk yarısında forma giymişti. Yine çok iyi performans sergilemedi, oyundan çıkmıştı. Altay'ın ayrılma ihtimali de mevcut. Fenerbahçe Livakovic'i de birkaç gün içerisinde resmi olarak bitirmeyi hedefliyor, planlıyor. Bu doğrultuda tekliflerini arttırdı. Tabii ki biz de süreci aktarıp transferin bittiğini de paylaşmaya çalışacağız. Sebastian Şimanski de kısa bir süre önce açıklandı. Sen de bahsettin ki sevgili Aykut İnce, senin de bu transferde emeğin payın çok büyük. Çok güzel bir işbirliğiyle oldu. Türkiye'ye bu ismi ilk A-Spor ekranlarında duyurmuştuk. Sebastian Şimanski de 9.750 milyon euro bedelle ve 4 taksitle Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmış oldu. Dinamo Moskova kulübüyle yapılan anlaşma doğrultusunda Şimanski, Polonyalı genç oyuncu, gelecek vadeden Polonya futbolunun önemli isimlerinden Sebastian Şimanski de artık 4 yıl daha Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe'de hem transfer gündemi hareketli hem de bir yandan yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Biz de gelişmeleri mümkün olduğunca paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde notlarımızı tamamlayalım Aykut İnce. Peki, teşekkür ederiz Ahmet Selim. Bir tarafta maç, diğer tarafta transfer. Akış devam ediyor futbolumuzda. Mahmut Alpaslan ve Yusuf Kenan Çalık'la birlikte akşama başlıyoruz transfer raporuna. Hoş geldin Mahmut abi. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hoş buldum. Kıymetli yayınlar. Eski dostum, sevgili Yusuf. Şimdi tabii biraz Sebastian Şimanski'yi soracağım. Konuşalım. Livakovic'i ayrıyeten soracağım. Yani şöyle düşünülmesin, işte Arda Altay hata yaptı vesaire değil. Yani kaleci Altay'ın sıkıntıları vardı buraya kadar gelene kadar. Sadece bu maç özelinde değil. Şimdi bakıyorum sosyal medyaya, iyi olmuş işte Altay gitsin, böyle goller mi? Değil. O başka bir mesele. Hı hı. Bu bugün alınan bir karar değil. Zaten yabancı kaleci istiyordu Fenerbahçe. Livakovic'i açıklama ihtimalleri var ama net değil. Evet, şimdi biraz açıklananlardan gidelim. Bir, Dijiku. Daha tazelerden gidelim. Bu akşam Sebastian Şimanski. Ryan Kent, Dzeko. Atladığım var mı? Yok. Yok. Dijiku'yu söyledin. Söyledim abi. Söyledim. Yok, atladığım yok. Daha da olacak. Bizim duyduğumuz o. Arao sakatlık yaşadı, bilmiyorum. Arao zaten gönderilme durumu çok yüksek, çok olan yüksek. Oyuncu. Şimdi Şimanski'den başlayalım sevgili. Hocam müsaaden varsa. Lütfen, lütfen. Şimanski ile başlayalım sevgili Yusuf. Başlayalım. Sonra Livakovic'i ayrıca detaylandırırız. Tamam. Fenerbahçe'nin yetenek kapasitesini artıran bir oyuncu. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Driplingle, top taşıma, adam eksiltme özelliği olan, temposu yüksek. Genellikle topu rakip yarı sahaya taşımakta gayet mahir bir oyuncudan bahsediyoruz. Sadece forvet arkası değil, aynı zamanda sağ açıkta da oynayabiliyor. Kendi şut imkanını yaratabilen, kendi pozisyonundan
şut fırsatı çıkartabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben uzaktan... hiç 90 dakika izlemedim Yusuf oyuncuyu, biliyor musun? Ben olmadı, izledim. Fırsatım olmadı hiç. Ben izledim. Ha, bölük bölük özetlerde falan ama. Yani Feyenoord'da izledim. Ve adı geçince çok izledim tabii de. Geçen sene de özel işler yaptı. Bence özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Öncelikle onu söyleyelim. Özel bir yetenekten bahsediyoruz. Fenerbahçe için özellikle son 30 metrede işleri çözebilecek, hatlar arasında top alırken o topları iyi değerlendirebilecek bir oyuncu. Hem de Dzeko'yu beslemesi, işte bu maçta da görüyoruz. Ben hala biraz izliyorum. İzleyiciler ara sıra böyle kafamı gömülmüş görürse maça bakıyorum. Hala Kızıldız'ı 2-0 önde değil mi? 2-0 öndeler. Orada biraz Dzeko'yu besleyecek unsurlardan birisi. Tabii Arda'yı kaybettikten sonra böyle bir yeteneğe ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Ve Szymański transferi de bence doğru hamle olarak yapıldı. Şimdi transferle ilgili ufak bir detay vereyim ben şimdi. Yani bu transferle sadece Fenerbahçe ilgilenmedi. Onu öncelikle söyleyelim. Bu transfer hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncuydu. Hatta bunu da Türkiye'de belki ilk söyleyen olacağım. Galatasaray oyuncuyu Türkiye'ye getirdi özel uçakla. Özel uçağın kimin olduğunu da biliyorum da o bilgi bende kalsın. Okan Hoca ile görüşüldü. Erdem Bey ile görüşüldü. Oyuncuyla bir temas sağlandı. Tesis gezdirildi ve ondan sonra da bir sonuç alınmadı. Yani iki tarafta bir net bir sonuca gitmedi. Oyuncu ikinci kez Türkiye'ye geldi. Bu sefer Fenerbahçe getirdi. Ama Galatasaray temaslarını devam ettirdi. O bilgiyi paylaşmış olalım. Galatasaray Türkiye'ye getirirken Mikonos'taki tatilini yarıda bölerek getirdi. Yani aslında gayet istekliydi. Okan Hoca'nın da istediği transferlerden, en azından profil olarak istediği isimlerden birisiydi. Ve şu bilgiyi de net bir şekilde paylaşabilirim. Çünkü çok birebir aldığım bir bilgi olduğu için söylüyorum. Fenerbahçe'ye imza atarken dahi menajerler aracılığıyla temaslar devam ediyordu. Galatasaray'ın ilgisi devam ediyordu. Ama işte bazen işte kulüplerin teklifleri, kulüplerin şartları farklı olabiliyor. Fenerbahçe önce Dinamo Moskova ile anlaştı. Sonra menajeriyle oyuncuyu davet etti. Galatasaray oyuncuyla biraz daha hızlı davrandı. Türkiye'ye getirdi, görüşmeleri yaptı. Sonucunda iki kulübün istediği oyuncudan oyuncuyu alan taraf Fenerbahçe oldu. Şimdi Erdem Bey temasları doğrulamıştı geçen basın toplantısında. Doğruladı. Ama maaş skalası meselesinde ben oyuncu tarafından öyle duymadım. Daha çok yani tercih meselesi olmuş. Maaş skalasıyla alakalı. Zaten maaş henüz açıklanmadı ama onun da detaylarını ilerleyen zamanlarda veririz. Ama 4 yıllık mıydı ya? 4 yıllık bir anlaşma yapıldı. 9.750, 2,5 milyon euro civarında yıllık bir ödemesi olacak Dinamo Moskova'ya Fenerbahçe'nin. Taksitle. Oyuncu 2,5'tan aşağı atmaz imza. Değil mi hocam? Yani öyle olması lazım. Lazım mı yoksa... Öyle midir yani? Yani size bağlı yatacağını... Yoksa 1,5 yapıp işte belki bonuslar gibi... Yok, ben ne bileyim yani, attığın zaman imzayı attıracaksın ona biraz. Uzun vadeli bu tarzdakilerin düşüneceği. Çünkü Lech Varşova'dan çıkan bir oyuncu. Biliyorsun Dinamo Moskova yapıyor. 20'de 2020 olacak galiba. Feyenoord o kadar bak şanslı ki. Hiç bakmıyor gözünün yaşına, satıyor. Körükçüyü de sattı. Hiç. Ama bu Dinamo Moskova'dan geliyor hocam. Dinamo Moskova diyorum. Kiralıktı geçen sene. Kiralıktı. Onu diyorum, bakmıyor yani, olsa bile almıyor, onu demek istedim yani. Satıyor adamlar. Peki çünkü... neden acaba kullanmadı, almak istemedi? Ya o, soru o. Ya oradaki bağlı. Transfer skalasında 9.750 yüksek mi meblağ? Yüksek. Şimdi Hollanda ekonomisinde harcananlarla bizim ekonomimizde harcananlar arasında ciddi fark var. Şimdi yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence Fenerbahçe bu oyuncudan... Uzun vadede kar da elde edebilir. Çünkü çok yetenekli bir isim. İyi kullanırsa örnekler de var. Elif Elmas gibi, işte Kim Min-jae gibi iyi satışlar yaptığı örnekler de var. Ama madem kez öyle, o zaman bu kadar üstün yetenekli bir oyuncuyu kiralık sözleşmesini satın alırdı mesela. Bazı bekliyorlar. Dediği gibi Hollanda'da. Bekliyorlar bazı. Bazı takımlar şimdi kendisinin daha farklısını, yatırımını yapar. Hollanda biraz enteresan yer. Bu tarzdaki oyuncuları bulabiliyorlar. Şimdi bizler bunları aldığımız zaman ileride Hollanda'dan daha fazla parayı satabilirsin. Sen çünkü böylelerini çok az yakalıyorsun. Her zaman yakalayamıyorsun. Her zaman sana gelmiyor bu tarzdaki oyuncular. Yakaladın mı bundan parayı kazanıyorsun. Hollanda'da farkı. Hollanda'dan bizler alıyoruz bak, bulunuyor. Dedim ya. İyi bir transfer. Atladığın var mı? Sizin de gelmedi aklına. Umut Nayır'ı atladım. O da var. Evet, doğru. Onu düşünmedik hiç. Bu arada Szymański ile ilgili... Kusura bakmasın Fenerbahçe'de. Tabii ki yakından takip edilen bir oyuncuydu ama İsmail Hoca'nın da özellikle istediğini de söyleyelim.
Şimanski. Ya, evet. Özellikle izleyip istediği. Bu topçuyu kim istemez? Yani kaçırmayın. İstiyoruz. Oynatırız. Bize çok faydalı olur. Zaten hocam daha iyi anlatır. Hani yetenek anlatımını ya da tarifini o daha iyi yapar ama iki bir Güzide kulübümüzün yakından takip ettiği, ülkenin bence ülke futboluna değer katacak önemli bir ismi Fenerbahçe getirdi. Ha, siyasi olan sebeplerden dolayı Hollanda Rusya'ya para girişini istememiş. Olabilir. Olabilir. Doğru söylüyorsun. O Rusya-Ukrayna meselesinden dolayı. Biz o işlere bakmadığımız için. Yusuf yazdı. Doğru, çok mantıklı. Hiç düşünmedim mantıklı. Öyle. Doğrudur. Yoksa oho bugüne kadar almıştı yani. Çoktan almıştı Feyenoord bu oyuncuyu. Sen daha yakından takip ediyorsun Şimanski'yi. Biliyorum sen bu transferi uzun zamandır takip ettiğin için. Değil ama transferi benim söylediğim takip bazı ettim. Şeyleri sen de biliyorsun ama ki ben onun, ilk defa söyledim. Onun Dinamo'ya gitmesi bir kere hayret edici. Onu Avrupa kulüplerinden önceden almaması. Leç Varşova'dan almaması. İşte demek ki evet. O şeyden hocam. Bizim bak Ettore Yusuf doğru söylüyor. Demek ki işte o savaştan ötürü. O başka oradan bir şey. Ama yok işte vermiyorlar hocam yani Rusya'ya. Polonya'ya para ödemiyorlar. Ben Polonya'dan Dinamo'ya gitmesini söylüyorum. Ha ben. O başka. Onun başka. Oradan o oraya başka. Gitmesi Avrupa'nın farklı kulüplerinin almamasında. Ya ondan hocam, yola çıktım. Ben size söyleyeyim mi? Burada bak açıklayayım. Şu Beşiktaş'ın istediği oyuncu kimdi Yusuf? Kurzey mi? Kurzey. Le Havre gitti. Le Havre gitti. Le Havre gitti. Ona burada Beşiktaş'ı istediler. 1.750 verdiler. Oraya kaça gitti? Luar hayatta vermez. O kadar vermez. Vermez ki zaten. İstememiş Türkiye'yi mesela. O da. Doğru. Ama benzer şartlar Feyenoord için de geçerli olabilir bu arada. Hani maaş az önce siz 2-2.5 dediniz. Olabilir. Tahmini. Ülke standartlarına bakarsa bu maaşları sık sık gördüğümüz doğrudur. Net açıklamayı zaten yapılır diye düşünüyorum ama yani Feyenoord'da 2.5 milyon euro maaş yok yani. Yok yok. Olmaz yani. %100 doğru. Hollanda liginde 2.5 milyon euroyu çok zor görürüz. Pek nadir onlar. Şimdi bizim çok Emre Tuğrul editör ekranda sürekli bu duracak sevgili seyirciler. L ekran bu. Gelen bütün takımları yaptık. Sevgili Emre Tuğrul'un eline sağlık. Gelenler, ayrılanlar, tüm takımlar ama. Her takımı koyduk sevgili seyirciler. Anadolu takımlarımız da dahil. Şimdi Fenerbahçe sevgili Yusuf. Hocam Fenerbahçe'de bir kaleci gerçeği var. Şimanski'yi anlattınız, dinledik. Çok da güzel oldu. Şimdi bir kaleci gerçeği var. Nasıl bir kaleci gerçeği var? Altay'la olmayacak mı? Altay'la olmayacak. Olmayacak. Olmayacak mı hocam? Kısaca var. Olmayacak. Olmayacak. Yani bunu belki kulüp değil de genel düşünmek lazım. Onun yüzünden bir genci heba edeceğiz. Ya bu Altay'ın potansiyeli, yeteneği ne kadar iyi kaleci olduğu meselesi de değil. Bazen bazı şeyler kırılıyor. O kırılma mevzusunu aşamıyorsun. Bence belki Altay'ın da bir gitme isteği söz konusu olabilir. Fenerbahçe'nin de yabancı kaleciyle devam etme isteği söz konusu kendi olabilir. Kendi açısından yani, daha iyi olur gitmesi. Bu şartlarda çünkü herkes artık istememeye başladı. Taraftar evet, istemiyor. Medyada tepki. Ya abi biraz da bırakın yani. Bir bakın nasıl bu işler böyle kolay değil yani. Herkes kolay yetişmiyor ya. Herkes dünya starı olmuyor. Yani Fenerbahçe ben her zaman için söylerim en iyi kalecileri yetiştirmiştir. Doğru. Ya biraz da sabretmek lazım yani. Bir önüne bak arkasında neler var neler yok. Ya bu böyle bir çok heyba mı edeceğiz biz kalecilerimiz? Ya alırsınız görürsünüz aynısını da yaparsa ne yapacaksın o vakit? Yani kalecinin hata yapma. Neye göre diyorsun senin söylediğiniz kaleci bizim Türkiye'deki kendi evladımız burada oynuyor. O da gidiyor kendi memleketinde oynuyor. Çok üst seviyedeki takımlar istemiyorlar. Kusura bakmasınlar yani. Yani transferde bir tek İspanya'da Valencia falan istiyorsun. Senden üstün bir takım değil. Harbi, anlarım ben. Atletico Madrid ister. Bu tarafta Liverpool ister. Bayern istemişti ciddi bir şekilde ama. Pek kimi? Kısa atladılar onu. Şeyin Livakovic. Çok ama çok önceden. Genç takım dönemden. 2 ya da 3. Daha çok önceydi. Daha önce çıkmadan mi? Önce. Yani orada bir istek söz konusuydu. Bir de Dinamo Zagreb meselesinde öyle şöyle bir sıkıntı var ya. Çok tok satıcı. Öyle öyle. Yani beni onlar ilgilendirmiyor öyle ya, diyor. Hiç Dinamo Zagreb'de öyle aman satalım kar edelim vesaire değil. Satmazsam oynatırım diyor. Sevgili oynatmazsam yaşam, gönderirim diyor. Bir bak bakarım şu diyor. Çok da umursamıyor. Milli evet, takımda oynayanların, Hırvat milli takımda oynayanların zaten büyük %99'u Zagreb'den çıktı. Petkovic de orada değil mi Trabzonspor'un? Petkovic de öyle. Öyle hepsi öyle. Sattığı oyuncuyu ya oyuncudan artık hiç fayda sağlamayacağını görüyor. Ya da hani çok iyi bir teklif gelirse göndermeyi tercih ediyor. Ya da sözleşmesi sonuna kadar tutuyor. Serbest kalıyor oyuncu öyle gidiyor. Yani Dinamo Zagreb meselesinde biraz oradaki yönetim tarzını da görmek daha lazım. Yeni bir tane sağ bekleri var.
bir yeni çıkardılar. Gencecik bir çocuk. Of of, durmaz zaten. Hocam şey için 9 milyon euroya çıkartmış Ali Bey. Livakovic için mi? 9. Hayırlısı olsun, bir şey diyemem yani. Söylenecek bir şey yok. Yani meblağları yine dediğim gibi tok satıcı olduğunu bir kez daha hatırlatayım Dinamo Zagreb'in. 10 diyor, başka bir şey demiyor şu an Dinamo Zagreb başkanı. İş yapar mı Livakovic? Yapar tabii ki, yapar. Gerçeği söylersek yapar yani. Yani yeteneksiz bir kaleciden bahsetmiyoruz. Tabii ki çok yetenekli bir kaleci. Ama hani şunu da hatırlatmakta fayda var. Livakovic'in yıldızı milli takım performansıyla parladı. Yani milli takımdaki performans, Hırvatistan evet. Milli takım performansıyla yıldızı parlayan ama bir oyuncu. Öbür tarafta fazla internasyonal değil. Yok işte onu o yüzden söylüyorum. Bizde de internasyonal değil. Şimdi o yüzden ona bakarsan bizde de internasyonal. Bence hocam siz muhtemelen daha fazla izlemişsinizdir ama milli takım performansıyla kulüp performansı arasında da farklılıklar var. Olmaz olur mu? Yani o seviyeler tartışmaya açık ama burada olay şey Aykut, hani bir şey bitince bitiyor yani. Altay'la devam koptu. Edilme meselesi, o iş biraz sezon içerisinde koptu. Hatalar, tribün tepkisi. Bence Altay burada da çok makul davrandı. O oyuncu açısından da kötü bir şey söyleyemeyeceğim. Ama o motivasyonu kaybettiğiniz takdirde, ki kaleci için güven çok önemli. Çok. Yani kaleci özgüveni yüksek bir oyuncu olmalı ki aslında çok tehlikeli bir mevkide oynadığı için o özgüveni kullanarak aslında performansını İşin artırıyor. İşin kötü tarafı. İşte bugün de aynı hatayı yaptı. Ayağının evet, altından geçti. Bir de, daha evet. Bir 30. saniyede golü yedin. Onlar hiç konuşulmuyor. Ama kaleci topu bir elinden kaçırdığı zaman bütün sezon onu konuşuyor. Aynen öyle. Ya önündekiler neler yapıyor şimdi? Bir de onlara bakın. Ya bugün mesela Zalai'nin ilk goldeki hatasından ziyade şutta sola biraz daha uzanabilir mi diye hani tweetler gördüm. Aslında hani golü biraz daha Zalai'ye yazarım ben. Ya çıkışlara bakacaksın, ama girişe bakacaksın, kalecinin reaksiyonu, hepsi birbirine bağlantılı. 2-1. 2-1 oldu. Joao Pedro attı golü. Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Çünkü belki İsmail Hoca'nın basın toplantısını ekrana yansıtacağız canlı olarak. Bu arada bugünün yine bir sıcak haberi. Angelinho İstanbul'a geldi. Hemen görüntülere bakalım. Ben de biraz bu görüntüler üzerine birkaç detay haber okuyayım. Sonrasında Mahmut Hoca'yla ve sevgili Yusuf Kenan'la konuşuruz. Evet. Galatasaray yeni sol bekine kavuştu. Sarı Kırmızıların Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol oyuncu Angelinho geldi İstanbul'a ve ilk açıklamalarını da yaptı sevgili seyirciler. Dedi ki taraftarların önünde oynamak için çok sabırsızlanıyorum. Fantastik bir kulübe geldim diyor Angelinho. Bizce de haklı. Leipzig taraftarıyla bir de İstanbul'da Galatasaray taraftarını bir kıyaslasın, bir baksın bakalım. Nasıl? Çok farklı. Ya, çok fark var. Çok farklı. Bir şey söyleyeceğim işte. Leipzig taraftarı burada Kadıköy'deki veya işte ne bileyim bu yakadaki herhangi bir takımın taraftarıyla kıyaslasan da çok farklı yani, olur. Bir yani. Görsün bakalım. Taraftar nasıl oluyormuş bir görsün. Leipzig meselesi. Fenerbahçe'ye gelen de görsün. Gerçekten öyle. Beşiktaş'a, Trabzon'a. Şey, hocam Almanya'da yaşadığı için. Ha, ona soralım. Yani ona sormak daha iyi. Çok kısa geçtik. Esasında çok iyi bir oyuncu aldılar. Yani Şimanski mi? Evet, çok iyi bir oyuncu aldım. Aykut kısa geçti hocam. Hocam geleceğiz. Daha Aykut, İsmail Kartal'a gideceğiz zannettim. Hocam daha İsmail Kartal'a gideceğiz. Yani bak, hedef onu göstermen lazım. Çok hocam, iyi bir oyuncu aldım. İsmail Kartal'a gideceğiz. Daha onu sana soracağım. Kartallar belki, yüksek uçar diyorsun. Belki basın mensupları da İsmail Hoca'ya soracaklardır bu yeni transferi. Bakalım o ne diyor. Şimdi hocam. Hı. Yani diyor işte fantastik bir kulübe geldim. Hakikaten öyle. Yani hı, buradaki taraftara alışan oyuncunun buradan gidişi de hep hüzünlü oluyor. Gittikleri ülkelerde de anlatıyorlar. Öve öve bitiremiyorlar. Herhalde. Gerçek o. Galatasaray taraftarı. Burada oynayan büyük sadece değil, rakipler de bitiremiyor öve öve. Bravo. Bak Timo Werner'i hatırla ve Beşiktaş seyircisi evet. Ne olmuştu burada değil mi? Kulakları desibel. Ben birçok efsanenin buraya gelip işte Gerard'lar, Rio Ferdinand'lar, ambiyans olarak hangi statta en çok keyif aldığınız maçlarına Türkiye. Baktan. Tabii onları söylüyorlar. Fantastik bir kulübe geldim diyor hocam. Büyük taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Her oyuncunun Türkiye gelişli havalimanında %80 yaptığı açıklama bu mihvalde hocam. Genelde öyle zaten İstanbul'a geliyorsun abi. Fantastik bir şehire geliyorsun en başta. Dünyanın herkesin kabul ettiği bir şehir. Daha hala da gözleri üzerinde İstanbul'un bütün herkesin. Yani şimdi Galatasaray bilinen bir kulüp. Fener, Beşiktaş olduğu gibi. Bunlar Avrupa'da ve dünyada bilinen kulüpler. Şimdi esas işin teknik tarafına gelirsek. Galatasaray herhalde sol açık falan kullanmasına gerek yok.
öyle bir oyuncu. Yani geçen gün Okan sen de oradaydın. Sonra biz Okan'la birlikte oturduk. Dedim yani aldın mı bunu sol açık kullan ve Kerem'i nerede kullanacaksın dedim. Eğer Kerem kalırsa. Bir şimdi böyle bir oyuncu aldılar. Ama esas en büyük sıkıntısı büyük takımların cezbetmemesinin en önemli. İşte bu doğrularını da söyleyeceksin burada. Arka taraflarını hiç kullanmadığı için. Belki sol bek kullanmak zorunda kalabilir hocam. Şimdi kullanmadıkları için. Mesela bir City'den çıkmadır biliyorsun. Evet. Yani Deportivo yanılmıyorsam altyapı İngiltere'yi görüyor. İngiltere oradan Hollanda'yı görüyor. Hollanda'dan Leipzig'e görüyor. Leipzig'te bir dönem çok bir orta sahada da oynama meziyeti evet, evet. var. Çok yetenekli bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Nedense çok yukarıları. Onlar daha farklı düşünüyorlar bizden. Bizim futbola bakışımızla, oyuncuya bakışımızla onların bakışları çok farklı. Yalnız biraz söyleyeyim ben. Açık kullanmana gerek yok. Öyle hocam. Artık onun arkasını nasıl kalır? Bir tarafta boyayı da kalırsa bir de bu varsa yani bilemiyorum o tarafları artık hocanın işi. Ne şekilde kaçta oynayacaksın, nasıl yapacaksın bilemem. Başakşehir-Leipzig maçında izleyenler hatırlar. Ceza sahasında topla buluşma oranı forvetlerinden daha fazlaydı neredeyse Leipzig'in. Çok önde oynuyor. Çok acayip önde. Bir ofansif yeteneği var. Neredeyse her sezonu çift haneli gol evet. katkısıyla tamamlıyor ki bu Galatasaray için çok çok önemli. Ligde, bence ligde sorun olmaz söylediğin şey hocam. Yani yok, olur arkayı kapatır yani. Sıkıntı Abdülkerim de orayı. Öbür taraf. Ama Şampiyonlar Ligi'ne gidersen o zaman hocamla aynı fikirdeyim. Çünkü şimdi Angelinho hiç durmuyor. Bağlasan durmayan bir oyuncu. Önünde Kerem var çok fazla geri dönmüyor. Sacha Boye de çok fazla destek veriyor. Raşitsa'nın o zaman kesinlikle. Raşitsa mı oynar orada? Şampiyonlar. Zaniola mı oynar? Bile. Ama şu var. Şimdi bununla oynadığın zaman Kerem'i nerede kullanacaksın? Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir oyuncu mu aldı evet. diyoruz rahatlıkla evet. söylüyoruz evet. değil mi Şampiyonlar Ligi seviyesi. Şampiyonlar Ligi'nde kaç tane asisti var? Oynadı da zaten oynayan bir oyuncu. Yani o seviyede demek ya ki oraya doğru yapmak zorunda yani. Şimdi o... bak çok iyi bir transfer yaptılar. Ben tekrardan şuna gidiyorum. Ben işin saha içine giriyorum. Burada oynarsan Kerem'i nerede kullanacaksın? Lig için değil değil mi? Şampiyonlar Ligi için Şampiyonlar Ligi'nde de aynı. Çünkü adam orasını orada onun önünde oynayan hiç oyuncu görmedim ben. Hep orayı boşalttılar, içeri aldılar oyuncuları. O zaman hocam mümkün olduğu kadar içe kat edecek. İşte bak ne diyorum, oradaki oyuncular hep içeri koydukları. Leipzig'de de aynı şekilde. Bu sefer baktılar. Kerem'siz olmaz hocam. Leipzig ne yaptı? Arka tarafta çok boşluk verince ikinci bir adamı kaydırmak mecburiyetine kaldılar. Bu sefer oyunu değiştirmeye başladılar. Olmadı, Offenheim'a kiraladılar. Daha farklı bir boyuta getirdiler. Güçlü bir yani, savunma olsa aslında ideal olur sol kanatta oyuncu olarak. Ya, ne diyorsun sen? Şimdi adam anlatamazsın. Burada yaşayacağız hepimiz göreceğiz. Onun diyeceksin ki yeter dur artık ya dur gitme. Öyle. Ya o tarzda bir oyuncudan söz ediyoruz. Öbür tarafta da boya kalırsa ya Galatasaray eğer oyuncu satmıyorsa kadro yani nasıl olacak Paradis falan geldiği zaman şu anda herkesin üzerinde oluyorsun. Hazır bir kadron var, şampiyon olmuş bir kadron var. Kadro çok iyi. Yani evet, Mertens kaldı, Icardi hepsi geliyor. Hepsi kaldı. Yerli kim oynayacak hocam? Mesela böyle bir garip bir kural var ya o yüzden söylüyorum. Şimdi vallahi bilmiyorum ki. Kerem Demirbay'ın da adı geçiyor onu da ayrıca soracağım. Kerem Demirbay. Adı geçiyor. Mertens'in yerine o zaman. Adı geçiyor. Ve Kerem Demirbay'ı aldığın zaman bu sefer orta sahada o Türk vatandaşı olarak da geçiyor galiba. Çünkü yeni kurala göre geçiyor hocam. Şimdi, geçiyor. Tabii, ama şimdi Yusuf'u da mı kullanacaksın onu mu kullanacaksın? Yusuf Demir de var elinde. Bence Yusuf hiç kullanmayacak hocam. O vakit kullanmazsan Kerem Demirbay'ı alırsan o da farklı bir oyuncu ama işte... Burada kimlerle? Önemli olan arkasındaki oyuncular. Bardakçı Banko. Kim? Bardakçı 1. Abdülkerim 1. Kerem 2. Kerem 2. Üçüncüyü bulamıyorsun şu anda. Kazımcan. Kazımcan. Angelinho'yu alıp Kazımcan'ı işte, oynatmaz herhalde. Barış yani. Olabilir. Acaba... Barış'ı kullanırsan hocam... Zanyola'yı nerede koy? Gel gitmezse. Gitmezse. Tabii bunu giderse de Raşitsa gelir hocam. Yani ben sonuçta... sadece Raşitsa'yı o parayı verip alırlar mı bilmiyorum. Yani 10 milyon iyi bir para. Doğru iyi para da. Oradaki yani oyuncu. Şu anki savunma, hücum savunma dengesine bakarsak ben Raşit Say'ı hangi para olursa alırım. Yani şimdi ben daha farklı bir oyuncu bulabilirim o parayı veriyorsam. Şimdi şöyle yapalım olabilir. Hocam. İsmail Hoca'nın yani maç bitmek üzere Fenerbahçe maçı Galatasaray'ı konuşuyoruz. 13 dakikalık bir izin isteyeceğiz sizden. Hem Fenerbahçe maçı bitmiş olacak hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi konuşacağız. Belki İsmail Kartal'a basın mensupları yeni transferleri soracaklardır. Hepsi canlı yayınımızda transfer raporunda. Şimdi bir 13 dakikalık izin istiyoruz ayrılmayın. Değerli seyircilerimiz Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Kızıl Yıldız'a 3-1 yenildi. Skorun önemi yok. İsmail Hoca maç sonu
basın toplantısına çıkamayabilir. Çünkü kırmızı kart gördü. Hazırlık maçı da olsa bu şekilde işliyor kurallar. Tabii sormak isterdik hocaya yeni transferleri vesaire ama şu bir gerçek ki sonuçtan bağımsız konuşalım Fenerbahçe'yi. Yusuf da göz ucuyla izledi. Hoca da ilk yarıyı izlemişti, maçın ilk yarısını. Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar işte ilk maç öyle oldu, ikinci maçlık. Şu an skordan bağımsız konuşmak lazım bence. Şu anda İsmail Hoca test ediyor takımını. Herhangi bir hazırlık maçının skoru. Geçen Galatasaray'da da Hulusi maçı sonrasında da söyledim. Yani çok anlamı yok skoru konuşmanın. Çünkü teknik direktörlerin orada bazı deneyişleri var. O denemelerin üzerinden bazı şeyleri görmek gerekiyor. Mesela benim hani ilk soracağım soru hocaya, Burak'la ilgili bu sezon özelinde ciddi bir forma süresi düşünüyor musunuz? Çünkü iki maçı da 11'de başladı. Zannetmiyorum. O zaman niye farklı bir tercihte bulunmadınız? Acaba bazı oyuncular geç katıldı. İşte Emre'nin bir ameliyatı söz konusu oldu, burun ameliyatı. Skordan bağımsız oyunu tartışabiliriz ama. Mesela bence oyun olarak ilk yarıda özellikle Fenerbahçe çok kötü bir oyun sergiledi. Savunma meselelerinde ciddi sıkıntı yaşadı. Hücumda üretkenlik açısından çok ciddi sıkıntılar vardı. Birçok noktada oyun olarak Kızıl Yıldız çok daha hazır göründü. Onlar ligi biraz daha hazırlar. 29'unda başlıyormuş. Sevgili Gökhan Aptik anlatırken söyledi. 29'unda başlıyor ligleri ve bir hazırlık maçları Fiorentina'ya karşı oynayacaklar sanırım. Sonra tekrar lige odaklanacaklar. Bizim için görmemiz gereken şey şu. Mesela Gustavo Henrique Fenerbahçe savunmasında düşünülmeyen bir isim. Ama bu maçta forma şansı buluyor. Mesela Arao Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen bir isim. Maçta forma şansı buluyor. Burak Kapacak ya da Nazım Sangare ilk maçta oynamıştı Nazım. Bu maçta da Burak Kapacak ilk 11'de başladı. Düşünülmeyen isimler. Şimdi bu oyuncuların hepsini denemek lazım. Hani antrenör olarak hoca varken karşıda anlatmak çok şey değil, anlamlı değil. Ama bunları denerken aynı zamanda bir şeyleri de göstermek oyunla ilgili gerekir diye düşünüyorum. Evet ikinci maç, evet skor benim için hala önemsiz. Ama ilk yarıdaki oyun kısırlığı ve savunma hataları özellikle merkezdeki o boşluklar biraz düşündürücü. Oradaki orta saha kurgusu nasıl şekillenecek merak ediyorum. Szymański geldikten sonra bir de bir 8 numara gelecek onu da söyleyelim. Muhtemelen de Nicola Domínguez olacak o. Bir de 8 numara gelecek. İtalya'daki mi? Evet Bologna'dan hocam. Oradaki orta saha nasıl şekillenirse Fenerbahçe'nin oyunu da aynı yönde ilerleyecek. Sağ açığa bir oyuncu bakılıyor. Sol açıkta Zaha için hala bir deneme söz konusu. Birkaç tane bir daha hamle gelecek. Umut var yine Zaha ile ilgili. Ya umut var. Umut meselesi. Ya Zaha olmazsa alternatifi de var. O yüzden yani çok Zaha birinci sırada belki deneniyor. Sonuna kadar da denenecek. Ama beni endişe ettiren Zenit maçında oyunla ilgili çok eleştireceğim nokta yoktu. Belki üretkenlik açısından eleştirebiliriz Zenit maçını da. Ama bu karşılaşmanın ilk yarısı İki yönlü yani hem hücumda hem savunmada ciddi ciddi bence kötüydü Fenerbahçe. Pekala. Hocam Galatasaray'ı konuşacağız. Yani tabii Fenerbahçe ile ilgili önemli bir gelişme olduğunda Rusya'ya bağlanırız. Orada Ahmet Selim Kul bekliyor bizi. Dediğimiz gibi İsmail Hoca kart gördüğü için basın toplantısına çıkamayacak. Spesifik bir şey olursa Ahmet Selim bize aktaracak. Sen de Fenerbahçe'nin bir analizini yaparsan çok mutlu olurum hocam. Sonra Galatasaray taraftarlara vereceğimiz haberler var. Bizim en büyük sıkıntımız şimdi diyoruz ki rakip takımlar hazır oluyorlar, ediyorlar. Biz çünkü değişkenli kadrolar oynuyoruz sezon içinde, sezon sonunda. Yenisi geliyor, o kalacak mı, bu kalacak mı? Elin oğlu öyle yapmıyor. Gidenler kaç tane, 10 tane mi var, 5 tane mi koyuyorlar kendine. Rezerve takımla çalışıyor. Ana kadrosu belli. Çıkıyorlar, onları zaten yamalarını yapıyorlar. Doğru. Biz daha hala transferlerle uğraşıyoruz. Ondan sonra orada mı eksik var? Bu böyle mi oynar? Yok bu böyle yanlış oldu. Burada bizim sıkıntımız. Ya bak hoca gelecek. Onlar da geç geliyor. Çok hoca güzel. Gelecekmiş basın toplantısına. Gelir Ahmet Selim yazdı. Ya, şey değildir onu. Gel. Normal. Nasıl benim hazırlık maçı bu ama. Orada turnuva da o ceza. Için. Ama maç çok sert geçti. Turnuva. Hocam turnuva. Sen de sen de izledin. İlk yarıda öyleydi. Ben ikinci yarıda da bak maç inanılmaz sert geçti. Bak hani Kızıl Yıldızlı oyuncular da Fenerbahçeli oyuncular da Allah şükürler olsun çok böyle sakatlık mevzusu girmedi. Arao sakatlandı. Evet. Çok hızlı oyuncular olduğu için sen de onların mesela Slavia Prag'dan Olayinka'yı almışlar. Bedelsiz almışlar bir de. Yukarıda onu konuşuyorduk. Yani Olayinka bu ligde çok net, çok iyi forvet olurdu. Yani
Geçen yani Slavia Prag'da da gayet iyiydi Olayinka. Kızıl Yıldız'da da gayet iyi olacak belli. Oynadıkları oyun tarzına da çok uygun. Örnek veriyorum ama çok sert geçti maç. Olay yani şöyle. Sert yayında olduğumuz için özellikle o bölümleri izleyemedim. Ciddi sert geçti. Fenerbahçe gene şöyle bakarsan sezonu gene bizim takımlarımız Galatasaray'ı bilmiyor şu anda. Galatasaray'da satış matış akımı şu anda Fenerbahçe'den bakıyoruz. Gidecek oyuncular çok fazla. Gelecekler var. Gene bir klasik şunu konuşacağız bir sezon başladığı zaman. 7-8 hafta diyeceğiz. Oturmaz. Öyle gözüküyor. 11 tane sarı kart çıkmış maçta hocam. Çok sert oynadılar. Ya kırmızı bile çıkabilirdi. Hazırlık maçı olmasaydı hem hani iki tarafa da bir iki tane kırmızı da çıkabilirdi bu arada. Çünkü biraz hani sabırlı davrandı sarıları çıkartırken de. Net söyleyeyim sana. Ve gitmek istemedi hakem onların üzerine fazla. Ya hocam evet de biraz hani bazı pozisyonlarda da çok daldılar, bir de dalışlar çok iyiydi. Arkadan şimdi müdahaleler falan. Sonucu niye önemli değil derken altını dolduralım. Şimdi Altay Bayındır kafası karışık belli değil. Maç oynanırken Livakovic haberi patladı. Gustavo Henrique kalıp kalmayacağı belli değil. İki. Luan Perez oynar mı bilmiyorum. Atilla Szalai Union Berlin'e gider mi? Adı kafası karışık. Dört. Willian Arao gidecek diyorlar. Beş. Kafası karışık. Burak Kapacak kafası karışık. Altı. Osayi garanti, Crespo garanti, Dzeko zaten garanti, Batshuayi garanti. Osayi garanti değil bence. Değil mi? Onun haricinde 6 tane oyuncunun, ilk 11'de çıkan 6 tane oyuncunun kafası zaten gitmiş. Yani. Crespo garanti değil. Bak ben Rossi sana Allah Allah, ben ekleyeyim Rossi sana. Rossi'ye de hadi de. Ben Crespo'nun, Crespo'nun Osayi'nin, Szalai'nin ilk 11'de oynayan oyuncuların bazılarında o kadar garanti olduğunu düşünmüyorum. Osayi de gidebilir, Crespo da gidebilir. Szalai'nin zaten teklif var, değerlendiriliyor. Onun da gitme ihtimali yüksek. Yani 10 tane oyuncu alacaksın. Yani Fenerbahçe'de büyük ölçüde ben geçen sene söyledim. Lincoln, Luan Perez ve Batshuayi'nin yeri garanti yabancılardan. Lincoln, Luan Perez ve Batshuayi. Onun dışındaki tüm oyuncularla ilgili ya sözleşme uzatma meselesinde Miyazaki'de olduğu gibi ya yeni teklifleri kabul edip etmemeleriyle ya da gelen transfer teklifini kabul edip etmemekle ilgili soru işaretleri olacak. Ama 3 tane oyuncu var. Batshuayi için de olağanüstü bir teklif gelirse. Bak Nazım bile oynatmış biliyor musun? 80 son 3 dakika 87-60 Tangari. Oynattı Sabek'te. O da şeyden çıkmıştı. Sakatlıktan çıkma. Geçen sene hiç yok. Şimdi tamam iyi güzeldi. Bunlar performansına bakmaya çalışıyor. Onun için biz ikinci takımlarımızı da böyle turnuvalarda hazır tutmamız lazım. Oynatmamız lazım ki onların performansını orada görüyoruz. İsmail Hoca'nın basın toplantısı başlamış gidelim, hocam tabii. İzleyelim. Bir de aşırı sert oynamalarından dolayı hakem de buna izin vermesiyle birlikte biz bugün istediğimiz gibi oyunu oynayamadık. Bundan beraber bir de maç içinde hem oyuncularında oyun daha sonra da bize yansıyan bir gerginlik oldu. Sonuçta bugün baktığınız zaman yani normal bir maçın dışında sanki bir kupa finali veya ne bileyim bir lig maçı gibi bir ortada bir gerginlik var rakip takımda. Yedek kulübesi, hocaları, futbolu her şeyde hakemin üzerine çullandılar. En az iki tane rakip takımdan oyuncunun bugün atılmasına rağmen atılması gerekirken en son pozisyonda benim atıldım. Artık dayanamadım. Sahanın içine girdim. Osayi'ye vuran onun oyuncusu sarı kartlı. Görmüyor. Onun direkt atılması lazım. Osayi dönüyor. Osayi'nin ayağını kıracaklardı. Sonra Osayi'ye kart gösteriyor. Sonra beni oyundan atıyor. Yani ben böylesine bir organizasyonda sezon başı hazırlık kampında ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Bu kadar sert oynayan bir takıma karşı ve hakemin de buna izin vermesini hayretlerle karşıladım. Neyse biz bugün kaybettik. Çok iyi oynayamadık. İyi yaptığımız şeyler de vardı. Ama iyi yapamadığımız şeyler bizim için bugün önemliydi ve ders çıkardık bunlardan. Bunlar da bizim için bir tarafa tasdiflememiz gereken önemli bir konular var. Bunların üzerinde biz kendimizi bir çek edip İstanbul'da bununla ilgili de dersimize iyi çalışacağız. First of all, good evening everyone. Today we played against Red Star, but we couldn't play as we wish. But I find it normal because we are still in pre-season and my players are not ready yet. Our opponent started pre-season before us, so we can say that they are more ready than us compared to our team. They are more ready, and today they played very rough. That's why we couldn't play as we wish, and my players became nervous on the pitch. It was like an official cup final or like a league game. Even in their bench,
everybody was complaining, discussing with the referee. But in my opinion, two players from their team should have received a red card. But I was sent off because one of their players hit Osayi, and I think he deserved a direct red card. He almost broke his leg. But Osayi received a yellow card, and then the referee sent me off. This is my first time seeing something like this. I was surprised that the referee let them play like this. But today we didn't play well. The most important thing for us to see what we haven't done well. This was a lesson for us, but we will study our lesson in Istanbul. Doruk Bey. Doruk Ejmert'e spor hocam, geçmiş olsun öncelikle. Bugün Fenerbahçe kaybetti ama gerçekten büyük bir hakem rezaleti vardı ve sakatlık olmaması Fenerbahçe adına sevindirici. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Batshuayi kanatta başladı bugün. Performansından memnun kaldınız mı? Teşekkür ederim. Ya şimdi kampa geç gelen oyuncularımızdan bir tanesi. Batshuayi birçok milli takımdan geç gelen oyuncularımız var. Yani 5-6 antrenmanla bugün oynattığım oyuncularım var. Bunları ben normal karşılıyorum. Yani bunlar bizim için hazırlık maçları, hazırlık kampındayız. Bu tip maçlarda bu oyuncuları oynatacağız, göreceğiz, deneyeceğiz. Bakacağız kimlerde nereye adapte olabiliyor, ne verebiliyor. Bunları gözlemleyerek tabii ki lige kadar biz de kafamızda aramıza katılacak oyuncularla beraber ideal 11'imizi, ideal sistemimize yatkın oyuncularla hazırlanacağız. So sorry for the loss. The performance of the referee was a disaster. It's good that no players from your side were injured. I would like to ask you a question about Batshuayi. Today he played as a winger. What do you think about his performance? And the coach's answer was he was one of the players who came a little bit late because of the national team. And we still have a lot of times that a lot of players who played today had only 5-6 training. So I find it normal. We are in preseason. These players will play, we will try, we will look, we will observe it till the league starts, and there will be new coming players as well. That's how we are going to find our ideal 11. Hocam, bugün Dzeko'yu kaptan olarak gördük karşılaşmada. Takım içerisindeki birliktelik, bu liderlik, bugün aslında evet hakem tarafından çok garip şeyler gördük. Resmus saçı falan çekildi, yani böyle şeyler gördük ama takımın bütünen de oralara gittiğini, birbiriyle yardımlaştığını gördük. Hem Dzeko'nun kaptanlığıyla, kaptanlık kimler kaptan olacak konusuyla ilgili, hem de istediğiniz birliktelik, bütünlük o durumlarda seviye nasıl sizce? Dzeko dünya çapında bir oyuncu, çok karakterli bir oyuncu, çok büyük bir profesyonel bir oyuncu, örnek bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Dzeko takımımızın kaptanı olacak. Onun yanında da iki tane Türk oyuncumuz kaptanlık yapacak. Mert Hakan olabilir, Altay veya İrfan. Bunlar da kendisine yardımcı olacaklar. Hem takıma büyük bir kariyer anlamında, profesyonellik anlamında örnek bir sporcumuz dediğim gibi. Öyle bir karar aldık. Bugünkü maçta baktığınız zaman gerçekten yani tamam mağlup olabiliriz. Bu hazırlık kampı yani. Bunun sonunda ölüm yok yani. Biz buraya hazırlanmaya geldik. Adı üstünde hazırlanmaya ve adı da hazırlık maçı. Ama ben böyle bir şey görmedim. Hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir şey. Takım halinde buna hep beraber bir reaksiyon verdi oyuncularımız. Ama ne olursa olsun tabii ki bu birliktelik güzeldi ama maçın önüne hakem geçti diyebiliriz. Keşke daha güzel bir futbol oynansaydı. Buradaki izleyen taraftarlar, insanlar da, televizyonlardan izleyenler de daha güzel bir futbol maçı izleyebilseler diye düşünüyorum. Tek sevindirici olan bir şey, demin arkadaşımız da söylediği gibi, buradan bugün sakat oyuncu vermeden ayrılmaktı bizim için. So the question was today, Dzeko was in the starting 11 and he had the captainship armband. So what would you like to say about the togetherness and leadership in the team? I agree that the referee's performance was very weird. In a moment they even pulled Crespo's hair, but the team, all the players helped each other. So what do you think about this togetherness and the level of the togetherness of the team, and which players are going to be the captains?
And the answer was Dzeko is a worldwide player. He has a very good character. He's a very big professional. He's an example for the other players. One of our captains will be Dzeko, and there will be other two Turkish players as well. Mert, Altay, Irfan will be helping him. Looking at his career and looking at his professionalism, he's an example player for our team. That's why we took a decision like this. And today it was a friendly match. We might lose. It will not kill us. But we came here to prepare well. This is my first time seeing something like this. But it was good that all the players showed their reaction together on the pitch. But in today's match, who stood out was the referee. I wish it was a better match for those who were watching on TV. But the good side is that we had no injuries. Ne oldu? Hocam, ben de ilk defa gördüm hazırlık maçını. Kadın katıldığını takip ettim kamplarda. Biz de anlam veremedik açıkçası kenarda sağda olanlara. Şimanski transfer açıklandı hocam maç oynanırken kulüp tarafından. Sizde savunma, orta saha ve hücuma takviyeler yapılacak dediniz. Dzeko geldi, Şimanski geldi, Montenegir geldi. Devam edecek mi hocam? Var mı beklediğiniz yine farklı bölgelere oyuncular? Şivanski'nin transfer ilgili başkanımız yöneticilerimizin ilgilendiğini ve birkaç gün içinde tamamlanacağını konuşuyoruz. Devamlı irtibat halindeyiz zaten kampta. Şu anda Şivanski'den sonra bazı oyuncular da aramıza katılacak. Görüşmeler devam ediyor. A planı, B planı. Şivanski'nin gelmesi tabii ki bizim açımızdan önemli bir transfer. Diğer oyuncularımız olduğu gibi. Zannediyorum ki yaptığımız çalışmalar doğrusunda başkanımız yöneticilerimize birkaç oyuncu daha gelebilir aramıza. Sağ olun. So the question was, coach, this is also my first time seeing something like this, a coach being sent off in a friendly match. We also didn't understand it. I would like to ask you a question about the transfers. Szymanski, the club announced Szymanski's transfer, and before you had said that you were going to sign some players for defensive line, midfield line and front line, and the club also announced Umut Nayir and Dzeko's transfers as well. Is there going to be other transfers? And the response was the board and the president were taking care of the process. I have been talking with them. There will be some other players as well. They are still having some negotiations. We have plan A, we have plan B. I think Szymanski's transfer will be an important transfer for us like the others. According to the analysis we made, I think some other players will join the team as well. Hocam, transferle ilgili, ayrılacak oyuncularla ilgili kadroda bir artış oluyor. Kararınızı verdiniz mi yoksa gözlemlemeye devam mı ediyorsunuz? Ne söyleyebilirsiniz? Kamp sonunda yönetimimize, başkanımıza bir rapor vereceğim. Gidecekler ve kalacaklarla ilgili. Son şu FC Bakü maçında oynayalım, ondan sonra. Tamam. So the question was if there will be some players to leave the club, or if the coach have decided which players to leave, or is he still observing? And the response was, during the training camp we will be observing, and at the end of the training camp I will be talking with the board and the president. I will prepare a report for them, but now we will still look for the match that we are going to play against Baku. İyi akşamlar. Şimdi burada tabii hoca haklı. Ben içsel olarak seslendirdim. Sonra Yusuf'a dedim, Mahmut abiyle. İsmail Hoca çok sert oynuyorlar. O zaman hocam çekin takımı dedim burada. Hakikaten yani. Zarar görmesin diye oyuncular. Çekin kardeş. Hocam o zaman takımı. Kimse sakatlanmasın. Sezon son öncesinde kimsenin başı yanmasın. Allah korusun. Her takım için geçerli. Hazırlık maçı nihayetinde bu yani. Kızıl ama Yusuf da dedi ki kolay değil öyle. 5 milyon mu? 5 milyon euro alıyor. Euro almış Fenerbahçe. O detayı bilmiyordum. Katılım olarak. Yani o yüzden... İyi para yani. Turnuvalar öyle zaten. Bedava getirmiyorlar şimdi. Ya ama bir de bu şartlarda hocam. Şimdi Rusya'da çok takımı getirtemiyorsunuz. Ayrı bir nokta o. Bir de hani finansal şartları o konuda biraz daha yüksek. Normalde 1-2 milyon euroya katılım değerleri oluyor turnuvalar, bu tür turnuvalar ama yani şimdi 5 milyon euro alırken de biraz sert geçti diye maç yapamazsın. Yapamazsın. Hadi yapsan da tazminat ödersin. Çünkü evet. Bu sözleşme... Ama buradan anladığımız Arao'nun sakatlığının ciddi olmadı. Çünkü oyuncularımızdan hiçbirisi sakatlanmadı dedi. Aynen. Tedbire maçta anladığımız kadarıyla çıkmış. Bir ara ilk, özet de gelmiş, bir bakalım. Audi Cup'a katılmışlar. Hocam özet gelmiş, hemen bir gidelim, bakalım. İzleyelim özeti. Buyurun.
Yani ben tamamını izleyemediğim için özellikle ikinci yarı hakikaten görüyorum sosyal medyada hocanın da dediği, Yusuf'un da söylediği gibi %100 haklılar. Sanki kupa finali, Şampiyonlar Ligi finali gibi Kızıl Yıldız doğruya doğruya gelmiş hocam. Ben o kadar abartıyorlar yani. Abartmışlar biraz, epey abartmışlar. Çok abartmışlar. Orada sinirlenmeleri haklı değil. Bir iki pozisyonda çünkü hani faul olur. Sert oynayan da olur. Buna da varım ama orada bir yerde şey oluyor. Oyuncuya direkt tekme atma meselesine giriliyor. O biraz İsmail Hoca'yı çıldırtıyor. İsmail Hoca'yı çıldırtıyor ama ama şunu da unutmamak lazım. Bir kez daha söylüyorum. İyi bir prova değil Fenerbahçe adına. Ben yine skora bakmıyorum. Oyun olarak bakıyorum. Özellikle ilk yarı. Bence ilk yarıyı iyice bir izlemek lazım ama hocamla az önce arada mı konuşuyorduk? Şimdi kaleci değişecek. Sağ bekin değişme ihtimali çok yüksek. Sağ stoper Ciku'yu konuşuruz ama oraya bir alternatif gelecek. Bence Ciku stoper rotasyonunda olan bir oyuncu olacak. 3. Sol bek, ben ısrarla söylüyorum. Bence bir sol bek gelecek. Luan Perez sol stoper olacak Atilla Zalay gidince. Szymański var. Osterwolde'ye gidince değişecek. Evet yani orta sahada Zaitsev'in, Crespo'nun, Arao'nun durumları belli değil. Arao'yu çok fazla kullanmak istemiyor. Crespo'nun hala yeni sözleşmeyle ilgili bir imza attığını duymadık. Zaitsev da ya burada kalacak Fenerbahçe'de ya da yurt dışına kariyerine devam edecek. Orada tamamen bir değişiklik var. Forvet hattında zaten Dzeko geldi. Batshuayi, Dzeko rotasyonu Umut Nayır'la birlikte. Orası neredeyse tamamen değişti. Kent Kim geldi solda. King filan var, onlar ne olacak? Kim? Rossi var, King hocam, var. Hocam Rossi, King, João Pedro, Serdar Dursun kadroda pek düşünülmeyen isimler. Onlar bu yeni havaalanı dış hatlar terminlerinden uğurlanacaklar. Bulursa ya da iç hatlar. Ya da Aykut iç hatlar bilemiyoruz. Ya da iç hatlar. İç hatlar olur. Onu da bilemeyiz. Çünkü Serdar Dursun'a özellikle Mert Hakan'a da gelmişti birçok teklif. Süper Lig'in önemli takımlarından teklifler gelmişti. Mert Hakan da bulamaz artık herhalde, süre alamayabilir. Ya ama işte bak az önce saydım sana 11'i. 11 tane oynayabilecek oyuncuyu bu sistemde. Yeri garanti olan bir Luan Perez var. Bir de Dzeko var şu an. Diğerlerinin yeri belli değil. Kent mesela Zaha gelirse. Bu stoperlerle kalırsa yeni de gelse. Szymański. Yeni gelse gene sen stoperlere sallayacak herkes burada. Ya öyle al tabii. Birini vur birine. Değişen bir şey yok. Stoperde yani. De Gustavo Henrique yerlilerden birisi. Samet ya da Serdar'ın ayrılması söz konusu. Yani komple bir kadro değişikliği. Geçen sezona göre. Bekliyorsunuz yani öyle bir. Ben gene dedim ki buraya da 4 tane falan transfer yaparlar. Hocam öyle kadroya. Olmuyor. Olmayacak bence. O vakit. Az önce arkadaşlar verdiği yakına 4 transfer zaten açtı Fenerbahçe. Ya zaten fazlasını çok bilemiyorum yani. Bir stoper attığına baba bir stoper almazsan yine başına. Öyle bir profil. Gelmezse sen Bekao dedin ısrarla. Yine aldınla da yola çıkma. Sen bak, tekrar söylüyorum. Bekao dedin. Ben herkes, de aynı şeyi düşünüyorum. Herkes öyle farklı bir şey görüyorlar değil ama. Elinde var senin aynı tarzda oyuncu. Evet. Var. Şöyle. Ciku... Bir isim değişikliği var. Birisi Türk pasaportu, birisi Avrupa sen pasaportu. Sen Serdar'la aynı aşağı yukarı oyuncu. Görecekler yani. Eğer siz... Baba ben bir, söyleyeyim abi. Yani. Baba bir topçu almıyorsanız... Doğru söylüyorsun. Baba bir topçu almıyorsanız yanarsınız. Bakın tekrardan söylüyorum. Şuna katılıyor musun? Yani elindeki tüm stoperlerin yanına bir tane lider özellikli bir oyuncu gerekiyor. Hangisiyle oynarsan oyna. Yani. Çünkü o top, onların hiçbirisi toparlayıcı değil. Gene o aksaklıkları yaşayacaklar. Gene hocanın başı ağrıyacak. Gene burada herkes konuşacak. Çünkü farklı yok. Aldığın oyuncu senin öbürlerinden farklı. En... Üst seviye geldiği yer burası. Öyle bir stoperde hedefleniyor. Bak Fenerbahçe'de en üst seviyesi. Herkesin aldığı yeni topçu da hayırlı olsun. Ama gerçekleri söyleyecek. Burada hiç korkmadan, çekinmeden, doğrusunu söyleyecek. Tamam çabukluğu var, o başka bir şey. Her çabuk olan da iyi değil. Bence o kadar da çabuk değil. Bakın her çabuk, boyda yok, 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 yok. Ama yani Fenerbahçe'ye geldiğin zaman bir Arlo, bir Lugano... Ne bileyim biz bunları gördükten sonra böyle stoperleri Luciano, şu andakiler... Uçe, Şkirtel, şimdi Bruno Alves. Şu andakiler bu Fenerbahçe'nin ağırlığını şampiyonluk aldıracak değil. Burada arızaları çok yaşayacaklar. Bakın ben söylerim her zaman şunu söylerim. Dost acı söyler ama doğru söyler. Biraz eğer araştırıp da içinden buradan bu çıkıyorsa ben transferde pestirim. Yani bir kez daha ben Ciku transferiyle ilgili fikrimi belirteyim. Bence alternatif oyuncu olur. Kötü oyuncu demem oyuncuya. Kötü oyuncu demiyor. Değil. Kötü değil. Yo, hocam da demiyor. Ama kiminle, sen Beşiktaş'ta adı geçtiğinde de benzer yorum yapmıştım. Saiz kalacaksa oynasın. Roman Saiz'le iyi bir ikili olur. Çünkü Roman Saiz savunmayı toparlayan bir oyuncu. Lider özellikleri var saha içinde. O tarz bir oyuncu alacaksa Fenerbahçe, Ciku da iyi olur. Luan Perez'le de
İki taraf da oynuyor bu arada. Hem sağda hem solda oynuyor. Artı Strasbourg'da belki geçen sene o kadar izlememiş olabilirsin. Afrikalı oyuncuları çok iyi tanıyorsun hocam biliyorum ama Strasbourg'da üçlü savunma oynadılar ve sık sık savunmanın sol tarafında sol stoper olarak oynadı. Şimdi onu hep söylüyorlar. Bu hiç argüman değil. Stoper olan zaten dörtlüde başla. Doğuşu oradan yani. Üçlüde doğmuyorsun. Yok da sol tarafta da oynayabiliyor diye söyledim. Size, herkes oynayabiliyor. Üçlüde oynayabilirsin, dörtlüde oynuyor. Yeter ki senin pozisyon bilgin, oyun kabiliyetin, nerede alacaksın, nerede basacaksın derinle görecekler. Yarın öbür gün minimum 90 dakikadan bas, bütün sezondan 5'ten aşağı penaltı yaptırma. Evet, ne zaman ne gireceğini bilmiyor. Bakın bunlar biz severiz böyle dalanları ama değil. Tutmuyor Avrupalılar, olmuyor. Fenerbahçe'den bahsediyor abi. Geldiğin en yüksek. Ha öyle bir oyuncu vardır ki en alt kademeden alırsın sen hiç ummadığın bir oyuncu çeker. Götürür. Sen zaten buradan muzdarip olmuşsun stoperlerden. Hocam bak ben size bir şey sormak istiyorum. Efendim? Şimdi Mert Hakan Yandaş seneye oynar mı? Hayır. Nazım Sangare seneye oynar mı? Hayır. İlk 11 sizin olarak söylüyorsun değil mi? Tabii tabii. Tabii aynen öyle. Çünkü illaki süre bulacaklar. Efendim? İsmail Yüksek 11 oynar mı? Soruyorum. Bir de birileri oynamak zorunda Türk olarak. Hepsini konuşuyoruz. İsmail oynayabilir bu arada. Ya oynayabilir. Kaç tane Türk kalacak hani elinde? Sayayım Türk'te hocam sana lazım. Türk bir tane. Hadi Serdar Aziz oynatır mı? Kaleciyi de gönderdin. Hadi kaleci de gitti. Ya, yabancı gelecek kaleci de. %99 bitecek o. Bence Livakovic işi %90 çok sen şimdi hepsi o oynamaz, bu oynamaz. Şöyle neyle oynayacaksın? Ne yapayım hocam? Tekrardan yeni kadro kuracağım. Aykut'a niye kızıyorsun? Bana ne kızdın abi? Ben ne yapayım? Aykut nazarladı hocam. Ben haklısın ama. Bunu ilk Arda'nın gitme meselesi ortaya atılınca konuşmuştuk. Arda giderse çünkü Arda garanti 11 oyuncusu olarak görülüyordu. Ferdi zaten vardı. Elinde de yerli kaleci vardı. O yüzden yabancı kuralında bir sıkıntı yaşamıyordun. Hatta Fenerbahçe geçen sezon 4-5 yerliyle çıktığı maçlar da oldu sık sık. Onu da gördük. Bu sezon işte geçen sene Galatasaray'ın zaman zaman yaşadığı işte sol bekte yerli mi oynatalım, yabancı mı oynatalım meselesini Fenerbahçe'de farklı mevkilerde yaşayacak. Dzeko'yu bir tarafa bırakıyorum. Dzeko'yu bir tarafa bırakıyorum. Şu anda yaptıkları en iyi transfer Szymański, değil mi? Abi, hocam sen bir şeyler anlatmak istiyordun. Az önce Aykut kesti seni ben. Hani hedef kızdı da. Hedef kızdı göstermek da. İstemem hatta ama. Hatta kızdı da. Buyur hocam. Szymański hakikaten çok farklı bir oyuncu. Yani buraya gelmesi, bunu bitirmek çok büyük bir başarı, transfer başarısı. Bu genç hocam yaşta. 3 gün otelde saklamışlar. Şimdi nerede sakladı? Çeyizhanlı'da sakladı. Bana şimdi mesela Galatasaray'la arkadaşlar... Vallahi hocam bak. Galatasaray'la arkadaşlar tepki gösteriyor ilk yarıda söylediğim şeyi. Niye tepki gösteriyor? Ama doğru. Yani doğru. Hatta getiren kişiyi de hani burada üçüncü bir kurumu ya da kişiyi meselenin içine dahil etmemek için söylemiyorum ama... Özel uçağıyla getiren kişiyi de söyleyebilirim. Tahmin ettim onu da söyleyebiliriz. Yani yok, isim. Bu iş o alabildi, bu alamadı meselesi değil. İki kulüp de ilgilendi. Olabilir, anlaşamamış olabilirler. Fenerbahçe geldi, hala da temaslar vardı. Hani birebir menajerinden, hani şimdi kişisel mesajları yayınlamak yani suç olduğu için birebir menajerinden sevgiliyorsun. Söyleriz. Birisi gerekirse. Almış. Öyle artık. Söyleyeyim. Kim almış? Birisi almış. Birisi bitti almış. Yani. Birisinin burada... verdiğin an cevap hakkı doğar. Bir, o yüzden ikiyi. Söylüyorum. Vermiyorum işte. Bu bir haberdir. Sen aynen. Bir haberini söylüyorsun. Artık bitmiş bunda... almışlar. Hayırlısı olsun. Bak tekrar hocam, söylüyorum. Hocam Çengelköy'de otelde. Ben yerde. Şimdi otel adı vermeyeyim. Çengelköy'de otelde oyuncu. Anladım. Bak hocam ben bir başka bir şey söyleyeyim. Yusuf'un söyledikleri söyle, doğru. Söyle. Oyuncunun Çengelköy'de ikamet ettiği otelden sahilde yürüyüş izni bile yok. Evet söyle. Bak. Yani hocam kolay... bir daha söyleyeyim mi sana? Doğrudur. Sabahları koşar ya oyuncu şu temiz havalı. Ya da ne bir göreyim sahili hayır. Falan diye. Hayır. Şey o da salona, spor salonu var demişler otelde. Uh-huh. Orada yap. Sokağa çıkmak yok. Şimdi onlar tamam. Şimdi, böyle yani. Olayın bir tarafı futbolculuk yanına gelirsen. 15 günlük meseleden bahsediyoruz tabii, bu arada. Tabii tabii. Futbolculuk yanına gelirsen mükemmel bir transfer bitirdiler. Ha, şimdi burada. Hocam konuşturmaz bizi. Bak, o çocuğu. O değil hocam mi? Anlatsın zaten. O çocuğun arkayı çağırmayacaksın. Onu önde kullanacaksın. Hı-hı. İşte onun arkaları nelerle toparlanacak. Nasıl bir orta saha kurgusu bekliyorsun? Güzel bir şey söyledim hocam. Şey oyunu o yarı saha diyelim. Rakip sahasının her tarafında kullanabilen hani yılan mari deriz ya. O tarzda bir oyuncu. Peki perspektifi geniş. Arkasında kimler oynayacak? Mevcut kadroda diyelim ki ben Dominguez'in alınacağını ya da en azından teklif yapıldığını. Dominguez'i aldı mı şimdi Dominguez hani Galatasaray'da Torreira evet. Vardır ya o tarzda bir oyuncu. Ama şimdi senin elindekiler Crespo da var.
Dominguez'i de aldığın zaman senin Crespo'nda çok çok ilerisinde de değil. Hı hı. Orta seviyeli, aynı seviyeli. Şimdi bunu yaparken iyi etüt etmek lazım. Gidecekleri de düşünerek. Az önce söylediğin şimdi gibi Arao, Crespo, Zayt net değil. Bilmediğimiz için bak şimdi. Ben biraz bilgi veriyorum hocam sana bak. Şeyle çok iyi anlaşırlar. Zeko ile çok iyi anlaşırlar. Aynı dili çok iyi anlaşırlar. Çünkü Zeko'nun o koşulları vardır boş sahalarda. Gelip seninle duvar pası olur, diagonal terse gönderir, döner çabuk, dönüşe ağır gibi gözükür ama çok çabuk top saklar ve döner. Çok iyi anlaşır. İşte tekrar vurguluyorum. Onun arkasında oynayacaksın. Sen ne oynayacaksın? Mevcut kadroda kimi oynatırsın? Mesela farz edelim ki Şimanski artık gerçekleşti. Şimdi sonra elindeki varsa mesela onun tamamlayıcı oyuncu kim olur? Yardımcı oyuncu olarak Crespo olur. Şu andakinden bahsediyorum elinde. Sen mesela bir tane Paredes gibi bir oyuncu bulabiliyor musun? Getirebiliyor musun? İşte o vakit Şimanski'ye diyeceksin ki gelme kardeşim. Evet sen arkayı sen bize bırak. Sen orada işin. Burası benim işim. Ben burayı ve hatta Torreira gibi. Evet. O tarzı iki tane Crespo peki, ikisi bu tarzda buldun mu ya mükemmel bir iş yaparlar. Şöyle bir de şey var işte Kanté nasıl kullanıyor? Çünkü çok hızlı oynayan bir oyuncu. Çabuk oynayan bir oyuncu. Evet. Takım olarak sen ona uyman lazım. Ona uymadın mı oyuncu da burada biz kötüleriz onu. Doğru söylüyorsun. Bunlar hepsi takım kurgularında, transferlerde en başta yatırılacak şeyler. Onun için dedim. Bir de kim oynayacak sol bek? Mesela Kent'i oynatıyorsun arkasında kim oynayacak? Osterwold'e mi oynayacak? Şu anda bakarsan ona en çabuk gelen yardım edecek o var. Mi? O gözüküyor. Osterwold'i bu maçta biraz sonradan attı oynadı. Şimdi o tabii belki o öbürlerine de bakıyor. Yalnız tekrar vurgulayayım yani. Ferdi ne olacak mesela? Ferdi kalırsa zaten Ferdi kalıyor belli ya. Nerelerde oynayacağı belli. Ferdi kalıyor, oynayan. Ferdi kaptan olacak Fenerbahçe'de. Bu şartlarda tabii evet. Gitmezse olur. Çünkü en uzun süredir Fenerbahçe formasını giyen oyuncu şu an. Zeko'yu da kaptanlar ama bugün verdiler. Zeko kaptan çıktı. Kızıldığımıza karşı olduğu için. Ferdi yok ya. Acaba. kıdem olarak şu an çıkan oyuncular arasında en kıdemli, en kariyerli oyuncu tartışmasız. Ferdi yoktu anda, kadroda. Şu anda en popüler oyuncu. Tabii canım. Şimdi Icardi geliyor. Icardi ile ikisi en popüler dünyanın tanıdıkları. Ya Icardi transferi geçen anlatmaya çalıştım. Galatasaray'ın transfer politikasını ben çok beğeniyorum. Geçen sezon yaptıkları mesela Angelinho'yu az sonra konuşacağız ama yani geçen sene Torreira'yı almakla bu sezon Angelinho'yu almak arasında pek bir fark yok. Bence çok iyi fırsat değerlendirmesi. De Galatasaray'a da geçelim iyi de oldu. Geçelim. Evrelim konuyu. Şimdi Angelinho görüntüleri verelim arkadaşlar. O transfer taktiği. Nasıl yapacaksın? Paredes de geliyor. Hadi geliyor bakalım hocam. Şimdi sen nasıl toparlayacaksın? Rakipler nasıl toparlayacak? O transfer taktiği, o transfer stratejisi. Mesela Icardi'yi getiriyorsun, Dzeko'yu tetikliyor. Zaniolo'yu getiriyorsun, Zaha'yı tetikliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yukarı doğru çekiyor. Şimdi geldi. Şimdi başka Galatasaray tetikleyecek. Galatasaray'da şey belki ne oluyor, Zaha ne oluyor? Geliyor mu? Hocam Zaha da ben netken bana gelen bilgiyi söyledim. Bunda da hala da aynı noktada. Bir, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu. Lazio'nun teklifi finansal olarak tatmin etmedi. Başka kulüpte teklif yapmadı. İki, Crystal Palace'la ilgili bir durum söz konusuydu. Hani kendi zaten kulübüm devam edeyim. Aynen oranın efsanesi olayım. Ama orada da finansal olarak şartlar henüz uygun değildi. Onun dışında Suudi Arabistan'dan iki teklif geldi. Onları reddetti. Hiç gitmek istemedi oraya. Avrupa'da piyasada şu an en mali şartları yüksek teklif Fenerbahçe'dendi. Ama söylüyorum 1 Lazio, 2 Crystal Palace, 3 Fenerbahçe. Yani bu konuda hiç hayal satmaya gerek yok. 1 Lazio, 2 Crystal Palace, 3 Fenerbahçe. Lazio ve Crystal Palace olmazsa Fenerbahçe'ye gelir. Ben öyle... Şimdi bakıyorsun öyle ön tarafları kuvvetlendiriyorlar. Arkaya bu diye yatırımı yapmıyorlar. Ne hikmetse. Bir stoper lazım. Aynı fikirdeyiz. Angelinho'yu konuşalım. Konuşalım. Abi, çok iyi ben oyuncu. Biraz evvel söyledim. Önde kimse oynatmıyor. Önde oynayan nerede oynayacak onu söyledim sana. Doğru. Nasıl olacak o iş? Vallahi hocam iyi oyuncu getirdi bak, Galatasaray. Baba bir şey anlatıyorum. Nasıl olacak diyorum. Önde Kerem orada oynayan birisiydi değil mi? Hı hı. Kerem'i alacağım bu sefer budur kardeşim diyecek. Sen geçin oraya. Burası benim yerim. Böyle oynayan bir oyuncuyu söz ediyorum. Ortada oynayan bir oyuncu. O da var. O özelliği de var. Var. Bir tek bizim ligde zaten ya, lig içi çok farklı bir oyuncu. Bence ligde uçurtma sorun ya, olmaz. Emin ol uçurtma. Abartma değil bu seyredecek de. Herkes de biliyordur bunu. Yani eğer futbolun içindeyseniz, futbolla yatıp kalkıyorsa bilmiyorsanız ona bir şey diyemem ben. Ama ya çok enteresan bir oyuncu. Ya işte tek şey var. Arkasına boya da kalırsa savunma iki konusu. Tarafı nasıl yapacaksın? Savunma konusu biraz düşündürücü ama zaten onun için üstelere gitmedi. Hocam orada da yani yanlışım varsa düzeltirsen sevinirim. Tamam boya kalırsa ki kalsın bence kadrolar korunsun gidiş bu arada. Gidişat bu şekilde hani gitmeyecek. Düşür, Nelson düşürme. kalsın, boya kalsın, Icardi gelsin. Rashica kalsın, Zaniolo kalsın. İmkan varsa tabii yani. Tabii. Biz buradan sallanıyoruz böyle herhalde. Kalsın diye de. Finansal şartlar uymuyorsak yapacak bir şey yok. Ama orada Paredes gelirse
Torreira Paredes ikilisi. Siz gidin biz buraları hallederiz der yani. Zaten onu... Değil mi? Paredes, ya, yani ben olsam, Paredes... Ben olsam belki olsam kafam rahat olur Paredes yani. Şöyle sadece orayı değil her tarafı halleder yani. İşte ben, biz, siz burayı, çok farklı bir oyuncu. Biz burayı süpürürüz yani siz rahat da, olunlar yani. O bak şimdi orası Angelino ile şey arasında gittiler. Bernat arasında gittiler. Evet. Bernat da çok oturaklı evet. Bir soldu. Ama daha iyi, şimdi bu, daha iyi bir bu daha çok savunması var. İşte onun için diyorum ki Kerem'i nasıl kullanıyor? Kerem'i yedeğimi atacaksın. Adam yani yok anlamadım. Benim, yok yok onu değil. Benim anlıyorum demek istediğim. Gereksiz ona da gerek kalmaz yani. Kalmıyor onun işini ne yapar orada? Kerem farklı bir fonksiyonu kullanmaz. Efendim? Ne yapacak? Abi ne yapacak? O oynayacak orada. Icardi orada oynayacak. Öbür tarafta Zaniolo oynayacak. Büyük hocam bir santrfor çek. Şöyle olabilir mi? Şimdi hani beyin egzersizi yapalım. 4-4-2 ile Başakşehir'de şampiyon oldu. Acaba Kanada biraz Fenerbahçe'nin geçen sene yaptığı gibi Kanada bir oyuncu merkez forvet oyuncusu çekip hücumda onu Icardi'nin yanına götürüp Angelinho'yu oraya koridoru kullandırmak gibi bir fikir olabilir mi? Kerem zaten öyle oynadı ya son ikinci de. Yani o fikirde olacakmış gibi. İlk Fenerbahçe maçı o şekilde oynadı. Evet, sonra da ondan orada gibi. Başladı. Ondan sonra o şekilde devam etti. Çok fazla içeride oynatmadılar. Ben Paredes'in de gelmesini ona bağlıyorum. Çünkü o merkezi çok sağlam tutmak istiyor hoca, Okan Hoca. Seçtiği profillerin hepsi de doğru bu arada. Hani şimdi gelen veya gelmeyen fark etmez. Kamada ile mesela ilgilenmiyoruz dedi Erdem Bey. Kamada meselesi serbest kaldı ama finansal şartlar serbest kalsa da pek belki ülkeye uymaz. Ama orada da yine işte az önce Szymanski'den bahsettik. Profil dinamik, mümkün olduğu kadar şutu olan, hatlar arasında oynayabilen. Yani profil olarak Galatasaray'ın aradığı şey de rakip yarı sahada benzer tarzda oynayabilecek oyuncular. Hazır ve oynayan, evet, oynayan oyuncular. Hepsi de oynayan oyuncular. Şu anda mesela bahsettiğimiz oyuncular. Yani doğru bir tay bilemiyoruz şu anda. O ismi geçen oyuncular o fiyatlar gelecek mi? Düşünülen rakamlar gelecek mi? Hocam. Onlar Paredes için mi diyorsun? Yok ya da... yok. Hani geçiyor ya Nelson, Sasha Boy. O paralar gelir mi? Diyorsun. Teklifler gelir mi? Gelmezse belki Türkiye'de bir ilk olur. Bir takım ilk defa oyuncu satmadan şampiyon olan ana kadroyu tutup olur. Bu da esasında olması gereken yamalarında işte Paredes gibi Angelino'ya yaptın. Eksin zaten en başta orası vardı. Belki bir tane, hep vurgularım ben öyle, Galatasaray takımına bir tane baba stoper lazım. Nelson ve Abdülkerim'in yanına bir tane bir baba tane stoper daha. Lazım. Ya yedeklesin diye mi? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde düşüneceksin. Yani yedekleme o. Diye bir tane baba stoper birisi, lazım. Birisi hani Nelson giderse diyor. Bunun Nelson da gitse de gitmese de. Tabii. Bir tane baba stoper peki lazım. Peki kimin yerine hocam? Abdülkerim'in mi Nelson'un mu? Orada hani... artık onu farklı da oynayabilirsin. Oyun düzenleri farklı üçlü değişebilir diyoruz. Yani. Çünkü önünde orta saha ve beklerin öyle bir bek oldu ki. Boyla. Oldu, tam hani öyle bir bek oldu ki benim demek istediğim tam üçlü savunma bek ikisi. Sen üçlü oynayabilirsin. Aynen. Kapatmalardan düşün. Hocam ben söyledim bunu 20 dakika önce. Kapatmaları düşüneceksin. Çünkü onların ikisi de gidiyorlar. Evet doğru. Bu sefer Paredes'i de aldığın zaman Kerem'i içeri attın mı ne olacak? Icardi'nin yanına gelecek ikinci bir oyuncu olacak. Yani şimdi biraz beyin jimnastiği yaptı mı bunların eğer sen Abdülkadir'le kapatmaya çalışırsan bu sefer göbekte geçen sezon yaşadıklarını verdi. Sorunlar olur diyorsun. Sonradan toparladılar onu. Biraz Oliveira daha fazla gitmemeye başladı ama sen şimdi Angelino bitti geldi. Boye bir tarafta oyunu. Bunların ikisi gidiyorlar. Bunları mecbursun kapatma. Ne, bu ligde bile oynasan aynı hadi şey. Hadi hocam Paredes'siz say orta sahayı. Paredes'siz sayma bence orta sahayı. O iş... O iş kesin. Ben geçen gün Fransa'ya bağlantısı yaptım. Yok yok bitti o bitiyor. Iş işin, hani onlar da bitti dedi. O da bitti yani. Sıkıntısı şu anda önümüz belki ufak bir detay anlaşması. Önümüzdeki hafta resmi imzaları evet, belki de bu hafta sonu indirirler. Nasıl olacak hocam şimdi? Sayalım şimdi. Muslera, Boy, Bardakçı, Nelson, Angelinho. Önlerinde Torreira, Paredes. Bir tık önde Mertens, değil mi? Mertens olur. Mertens bence 11'de. Oliveira olabilir. Oydu. Şimdi Mertens sen Paredes'te Torreira yönetirsen önünde Oliveira olabilir. Kerem olabilir. Yani bir sürü değişik varyasyonda şey olabilir. Zaniolo olabilir orada. Servis oynatabilirsin. Yani çok varyasyonlu bir oyun olur. Ama benim dediğim eğer bir baba alırsam bu sefer buraları da kapattı mı geçit vermez. Hocamla aynı gün denk geldik.
Biz Okan Hoca ile bir program çektik. Orada da off-the-record anlattıklarını anlatmayacağım ama genel temel olarak neler söylediğini de felsefi olarak anlatmaya çalışayım. Dedi ki kadroyu koruyup güçlendirmeye çalışacağız. Yani bu şu anlama geliyor. Torreira olmazsa ne yaşarız soru işaretini ortadan kaldırmak mesela. Nelson sakatlanırsa tamam Emin var ama Şampiyonlar Ligi maçında acaba... Kaan da var orada. Evet, Kaan da var. Ama işte o Şampiyonlar Ligi maçında sıkıntı yaşar mıyız sorusunu ortadan kaldırmak. Sol bek sorusunu tamamen ortadan kaldırmak. Hani orada soru işareti zaten bırakmadı yaptığı transferle. Yani şöyle, tamam ilk 11 dediğin doğru ama bu sezon 3 kulvarda iddialı Galatasaray. Yani Avrupa'da da iddialı olabilmek için o rotasyonu, o süreleri iyi ayarlamak lazım. Şimdi Paredes de gelirse nasıl oynayacak hepsi diyebiliriz belki. Ama ana bir 11 tercihi olur ki Okan Hoca genelde öyle bir ana 11 tercih ediyor. Ama Türk'ü nerede bulacaksın işte bu saatten hepsi bu Türk Mertens'in röportajı. Bir tane koyacağız abi. Mertens'in röportajı hazır mı? Hadi Mertens'e kulak verelim. Emre kardeşimizi yedirtmeyiz. Yedirtmeyiz kusura bakma deriz Mertens. Ya, çok sevdiğim oyuncu. Benziyorlar mı? Benziyorlar. Sana göre benziyorlar. Rica edelim iki fotoğrafını yan yana koysunlar. Seyirciler bu, görsün ha. Yapabilirsek Güven. İçeride Fransızca bir yüzden oldu da mı? Güven yapabilir misiniz onu? Ama bir şey söyleyeyim. Dries Mertens. Ayarlamaya çalışırız diyor. Dries Mertens bir takım içerisinde olması gereken önemli karakterlerden birisi. Geçen sezonda Hoca, Mata vardı ama oynamadı halde. Mata ve Dries Mertens mesela orada da toparlayıcı oyuncu olarak profesyonellik açısından Dries Mertens'ten çok güzel bahsetti Okan Hoca konuşurken. Şimdi saha içinde bu sezon biraz Mata gibi belki olabilir Mertens. Mata'dan kesinlikle daha fazla süre alır ama belki alternatif konuma geçebilir. Onu önceden şimdiden söylemiş olalım. Yaş itibariyle de 36'ya doğru gidiyor. O yüzden Mertens'in yerine belki bir oyuncu. Belki oyun tamamen değişebilir. Hocam biraz anahtarlarını da verdi. Hani belki 10 numarasız kanatlarda iki tane içe kat eden, beklerin tamamen oyuna katılabileceği bir oyun tarzı da üçlü savunmayla olabilir Galatasaray'da. Orada Mata da hani kimse alınmasın da topa da dokunmadı. Dokunmadan gitti. Ne iki tane golü var? Ya hocam topa dokunmadı yani. Kaç tane 11 maçı var? Ne hayır şunu söyleyeceğim. Orada olma sebebi topa dokunmadı. Söylenen şu ki orada Flore'de abilik yapmış. Oyunculara dostluk yapmış. Okan Hoca'nın sağ koluymuş. Okan Hoca da bunu her yerde söylüyor. Doğru gerçek bu. Yani karakter olarak espri yapıyorum topa dokunmadığını. Gerçek. Ama yani. Gerçekten orada hatta eleştiriyle Okan Hoca hangi maçtı? Konya Spor maçı mıydı? Neden sahaya Mata'yı attın? Mata değişikliği yüzünden eleştirildi. Bravo, galiba bak, Konya Spor maçıydı. Galiba Konya maçıydı. Eleştirildi hoca da. Ama bazı karakterler böyle. Milli takımda da oluyor ya bazen. Niye bu oyuncuyu alıyorsunuz diye. Ya soyunma odası bizim için önemli deniyor. Tabii. Şimdi bakıyorsun Galatasaray eğer transfer gelip teklif gelip de satmaz oyuncularını. Bu kadro üzerine de eklemeye yapıyorlar. Yani bu sene de en başa yazarsın. Hocam, şampiyon olarak. Kadroyu koruyan kaç tane takım var bizim ülkemizde? Şey çok olmadı az. Ki zaten. Çok az. Bak eskiden yani. Önceden vardı hep üzerine kattılar evet. Gitti. Üzerine kattılar. Hocam 505 dakika forma giymiş hocam. Kim? Juan Mata. O sıra Florida'daki çıktıkları daha fazladır onun. Daha fazla antrenmana çıktı. 505 dakika, 10 dakikada bir topa dokunsa 50 kere topa ama dokunmuş ona, yani. Ona şimdi. Bir de haksızlık yapmayalım. Yani. Aynen. Sen ona bakmayacaksın. Sen Florida'daki çıktıklarına bakacaksın. Yani orası yeterli zaten. Fikiriz. Ama onun için Galatasaray bu kadroyu korursa üzerine de yamalar yapıyorlar. Yani iyi yamalar yapıyorlar. Bizim Parades, standartlarımıza Ahelin göre. Yok. Sen bir stoper dedin. Yani sen seneyi de bunun kovalamış. Şimdi sen biraz evvel geçtiğimizde Fenerbahçe'yi bahsettin. Ben 4 tane 5 tane transfer düşünürken sen hepsi takımı dağıttın. Bunların hepsi bir giderse... Ben dağıtmadım bak, hocam. Yok giderse toparlaması hakikaten zor yani. Nasıl toparlayacaksınız? Olay ana kadro gene gidecek. Galatasaray'da bak Beşiktaş'ta da öyle değil. Fazla transfer yok. O da ana nüveyi oturtuyor. Onlar da belli bir yerlere yapacaklar. Evet. Belli zaten onların da transferleri. Şimdi sen bakıyorsun Beşiktaş'ta iki tane santrofor var. Cenk'le Abubakar. Onlar... Muleka'yı ne yapacakları belli değil. Ya galiba Muleka'yı satmaya çalışıyorlar. Boş ver. İki tane onlar var. Muleka'nın yanında daha farklısını bulursun. Mesela Reitman geldiği zaman Cezalı'nın da var. Şimdi örnek Beşiktaş'tan başladık girdik de. Şimdi Galatasaray hakikaten toparlamış galiba. Doğru. Ve arkasına tekrar söylüyorum geliyor iyi oyuncular geliyor. Yani şöyle çok fazla o seviyeleri yakalamamış falan oyuncular diye. Ben Paredes'ten bahsediyorsun ya. Şampiyonlar Ligi seviyesi hocam. Ben şahsen evet. 2017 yaşında daha Boca Juniors'ta oynarken izleyen bir isim. Ümit Bilçe
genç milli takımlarında olan izleyen birisin. Paris Juventus gidişini tutar ya. Devamlı takip ettim ben onu. Bir de hocam şöyle, şimdi Galatasaray zaten kaliteli bir kadroya sahipti, evet, geçen sezon. Şimdi kaliteli ve daha üzerine da geniş geliyor bir kadro, daha zaten da bir geniş kadroya sahip lazım olacak. Transfer nedir? Elindeki aynı seviyedekini alıyorsan hiç yapma. Tabii, yatırıma gerek yok. Üzerindeki olması lazım ki ben ona transfer diyeyim. Şimdi sen atıyorum, Torreira var, Torreira'nın aynısını get. Ne anladım ben bu işten? Onun üzerindeki olacak gelişme ki. Gelişme sağlamazsın diyorsun. Ve onun üzerinde olması lazım ki sana daha fazla faydalar versin. Diğer takımlarımızda bak, şimdi Galatasaray'da bu sezon 3 kulvarda oynayacak. Fenerbahçe geçen sezon oynadı. Onun sıkıntılarını yaşadı. Eksiklerinin nerede olduklarını çok iyi gördüler ama bakıyorsun bilemiyorum nasıl, bak tekrar söylüyorum. Zeko'yu bir tarafa bırakalım. Simanski hangi takımda olursa olsun. Altın gibi bir çocuk. İnşallah burada daha da üzerine bizim o futbol kaosumuzda kaybolmaz. İnşallah. İnşallah. Önemli olan onun arkası ve İsmail Hoca elindeki oyuncularla ne şey. Senin belli şablonu. Burada biraz evvel söylediğim gibi baba stoper düşünülebilir ve düşünülüyor da o vakit oyun şablonu değişir ve elindeki oyuncular üçlüyü de oynar, dörtlüyü de oynar, ikiliyi de oynar, evet, sekizli ne olursa olsun hepsini oynar. O tarzdaki oyuncular. Beşiktaş'ı da soracağım da 10 dakikamız var, fotoğrafı hazırlıyorum dedi Güven. Peki Mengü. Şimdi hocam burada yani Emre Kaplan'la Mertens'in fotoğrafını burada hocam Beşiktaş taraftarı biraz yönetime serzenişte bulunuyor. Onana'ya tekrar bir teklif yapılacakmış. Ama mesela Redmond neden hala bu kadar hocam sürüncemede? Yani bir karar verilmesi lazım değil mi transferde? Sevgili Aykut, onlar mutlaka olmuyorsa da olmuyordur yani. Redmond'da değildir. Redmond'un şartlarını öğrenmiştir. Sunmuşlardır kendi şartlarına da. Onlar doğru, farklı bir yerde bir şeyler arıyorlardır gene. Alternatifi de vardır şimdi herhalde. Şöyle Redmond üzerine gitmiyorlardır. Tabii aynı seviyede yok, değil hocam, ama. Yok hocam, yok. Haber sızmıyor. Sızmaz abi. Ben hayır hocam, Beşiktaş'ta bu haberler çıkardı çoktan. Bak ben size bir kulüpler doğru yapalı. Hocam, vallahi dolu yapıyorlar. Çok dolanıyorlar Redmond'un etrafında. Ben çünkü kulübün içinden geldiğim için oralarda hocalıklarda yaptığım için her çıkanı abi her şeyi söylemeye. Şimdi Redmond ya tamam diyor. Ben Redmond'un yerine mutlaka bulurum birisi. Şartlarını söylemişindir. Ne var orada arkasında? Cezal var değil mi? Cezal'ın arkasında kim var? Onur var. Orada oynamış mı o çocuk? Freiburg'dan yola çık. Oynamış, biliyor orasını. Onun için biraz bekliyorlar. Daha farklısını bulabilirler mi? Bir de manevra alanı çok daha dar yani. Ben dün gece, iki gece önce de hatırlattım. Harcama limitleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin farklı. Beşiktaş'ın farklı. Dördüncü sırada 900 milyon TL fark var harcama limitlerinde. Ya onlar geçer finansal, ya. Onlar ya hocam öyle de finansal fair play anlaşmasını hatırlatalım. Şimdi evet yönetime yüklenilebilir. Evet Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un transferleri yavaş yavaş gelmeye başladı. İyi de isim getiriliyor. Doğru. Ama Beşiktaş'taki hamlelerin de biraz gideceklere göre işte. Muleka ne olacak mesela? Para kazanabilecek misin? Saiz gitmek istiyor. Para kazanabilecek misin? Kazansan ne kadar kazanacaksın? Şimdi kolay iş değil şu an transfer hamleleri Beşiktaş yönetimi açısından. Ve şunu da hatırlatmak gerekir. Ya geçen sezon Galatasaray 4 ya da 5 tane oyuncu son gün getirdi. Net oyuncu getiriyorsan son gün getirsen de şampiyon olabiliyorsun. Onu herhalde gördük hepimiz. Şey çıkmadı işte geçen sezon ama Arap rüzgarı yoktu. Evet, o büyük sıkıntı. O yoktu, o çok büyük sıkıntı oldu bütün yani takımlara. Yani şimdi Suudi Arabistan meselesi olmasaydı, Kanteler, Ziyeşler, işte başka daha oraya giden ya da gitme ihtimali olan birçok oyuncuyu burada görürdük. Ya da en azından çok ciddi pazarlık süreci olurdu. Ama şimdi Şenol Hoca tabii Zayt ister, gitmek istiyorsa gitmek istiyorsan ona göre de kulüp vardır. Kulüp de parayı getirir, basar, parayı tabii, gider. Tabii. Çünkü senin topçun. Şimdi Şenol Hoca'nın belli söylediği yerler var. Ne diyor? Ben sağ stop istiyorum. Üzerine basa basa söylüyor. Senin orta sahaya bir tane oyunu iki yönlü oynayan en aşağı. Çünkü elindekilerle yola çıkıyor. Solda eksiği var. Yani Masaoka değil. Önde oynayan. Cenk'i orada oynatmak istemiyor. Ama en kötü de bulamam. Ama bulursun abi. Gezal'in durumu belli değil. Redmond'un durumu ya belli Cezal değil. Burada da Cezal'ın tabii sakatlık süresi ne kadar, evet, olabilir. Çünkü çok öyle bir hep burada söyledik, hep tekrara da giriyor zaten ama öyle bir yerde ki o sakatlığı sizi bütün sezonda götürebilir. 6 hafta sonra da yolda bırakabilir. Doğru. Tam güvenemiyorsun. Tabii olsa. Ama Redmond'u alırlarsa gene hazır bir kadronun ama içine gelmiş olacak. Ama o konuda Aykut haklı. Ben Beşiktaş yönetimi ultimatom vermişti en son. Cuma gününe kadardı. O cuma günü geçti. Artık sanırım farklı hedeflere doğru gidilecek Redmond konusunda da. Çünkü
Galiba eşi mi hastaydı? Eşi mi doğum yaptı? Bir doğum yaptı. Eşi hamile. Eşi hamile doğum yaptı. Bir Galatasaray taraftar Aykut abi, Mata konusunda %100 haklısın. Evet, topa dokunmadı ama kalplere dokundu Florya'da. Ya bak ne güzel. Mükemmel bir yorum. Ama o söylemiş ikinci cümleyi. Sen birinci cümleyi söyledin. Mükemmel bir yorum. Şimdi doğru. Gerçekten tebrik ediyorum. Ya abi adam için sen 1,5 kalplere dokundu Mata. 1,5 sene oynamamış adamı getiriyorsun. Evet abi. Bundan farklı bir şey. Aynısı şey de öyle oldu. Neydi hatırla, Mesut Özil de öyle oldu. Süleymani de öyle oldu biliyorsun. Doğru, doğru, doğru. Onlar da 1,5 sene oynamadılar, getirdiler ve bunlardan çok seviye bekledin. Zor. Çok zor yani. Zor hocam. Burası öyle bir böyle bir lig değil. Devamlı aksiyonun içinde olacağın bir lig. Hazır gelmen lazım. Ve beklentiler sende çok fazla. Hoca ikinci periyotta vites yükseltti. Hocam. Araya giremiyorsun. Hocam ama nefis değil mi? Çok Sasha güzel Boya gibi. O. Çok güzel yani, konuşuyor. Abi rüzgar bende mi? Vallahi bu akşam hocam fırtına gibi. Abi, ama hocamla yayın yapmak çok keyifli. Ama şimdi çok transferler geldiği yani. Zaman transferlerin de nereye faydası olacağını, nereye olmayacağını her şeyi söyleyebiliyorsun. Sağ ol hocam, teşekkür şöyle ederim. Şöyle söyleyeyim. Bir de net söylüyorsun hocam. Dolandırmıyorsun lafı. Bu olmaz diyor mesela. Sevgili, olmaz diyor yani. Sevgili kardeşim hocam, gerçek var. Varsa sende elimdeki ben niye alayım aynısını? Doğru. Yani bir burası Türk pasaportlu, öbürü Fransız pasaportlu, hatta Gana pasaportlu. Hatta daha büyük sıkıntı. Oynatamıyorsun çünkü ya, yerli olmadığı yani. İçin. Hocam yönetmenimiz Güven Mengi yordu beni. Fotoğraf hazır, fotoğraf hazır, fotoğraf hazır. Güveni verelim. Ben. Peki güvenim, verelim dostum. Allah Allah. Benziyorlar mı ya? Bilmedim abi, ki. Aynı atlar. Ama Emre'nin yakışıklılığı konusunda Mertens. Daha çirkin kardeşim daha gibisin. Daha çirkin kardeşim. Ayıp olmuş Mertens şimdi. Kusura ama biraz... bakma da. Evet. Emre'yi de yedirmeyiz. Ama araları iyi bildiğin kadarıyla. Ona bir espri daha yapmıştı. Sanırım Türkiye Kupası maçı sonrasında röportajdan gidiyormuş gibi. Yaşa. Araları iyi belli ki. Emre çünkü çok iyi muhabir. Emre Allah yüzünü güldürsün. Ya güler, sen ama bak. Çözüdür. Hep güler yüzüdür. Bu aslında böyle fotoğraf buldu. Bu Emre'nin bir sakallı resim var birebir. Aynı. Emre iyi muhabir. Orada bir tek şey eksik. Arası da iyi oyuncularla. Arma eksik onda da. Arma eksik. Onu da koysunlar. Olabilir de aslında. Birkaç maç oynatsınlar. Gerçi Emre daha uzun boylu. Evet uzun boylu. Mertens'e göre. Emre bizden yani boyu konusunda daha uzun yani. Uzun boyludur. Bir daha Atem Ekran versene. Bir 15-20 santimetre daha uzundur herhalde Emre diye düşünüyorum. Epey uzun Emre. Değil mi? Bayağı uzun. Bayağı yani bana yaklaşıyor. Ben de... Emre uzundur. Hep güleçlüzdür böyle. Evet, anlatsa da soldur musun? Bizim Okan da öyledir. Emre'nin şeyi vardı. İlk program yaptığımızda ben sana Twitter'da daha çok gençken çok kızmıştım diye. Tabii ben Fenerbahçeliyim. O Galatasaraylı. Taraftarlar zaman zaman tepki gösteriyorlar ama. O farklı bir şey. Dedim yani. Ki blokladın mı dedim. Tepki verdin mi? Yok abi dedi. İyi tamam o zaman sıkıntı yok dedim. Ya, çok iyi insan. Çok severiz. Galatasaraylı Fenerli olmak falan Beşiktaş'ta Trabzon'da olmak hiç önemlidir. Önemli olan. Doğru ve gerçekleri söyleyebiliyorsunuz evet, odur. Yani aynen. Takım gözetmek sizi. Ama bak ben... bu laf çok hoşuma gitti ya Yazıcı Galatasaray. Evet abi haklısın, topa dokunmadı istediğiniz ama kalplere dokundu. İşte 50 bravo. Kere topa dokundu ama belki 25-30 milyon kalbe ya. Dokunmuş oldu. O da güzel yani. Çok güzel. Yani. Beşiktaş taraftarı biraz üzgün Yusuf. Ama normal değil ama mi? Ama normal. Ama Redmond'un bu kadar uzaması şu anlamda normal. Şimdi... Şenol Hoca ile beklenti çok yükseldi. Şenol Hoca şampiyon yapan teknik direktör olarak görülüyor. Şampiyon yapacak. O yüzden getirildi. Kötü bir deneyim, kötü bir kadro mühendisliği geçen sezon için. Hatta hani bu kadro mühendisliği meselesine de çok da katılmıyorum. Çünkü Masuaki iyi transfer, Saiz iyi transfer. Transferlerine baktığımızda çok kötü diyebileceğimiz ya da yani hiç işe yaramadı. Sonradan açıldılar. Sonradan açıldılar. Hiç işe yaramadı diyebileceğimiz birkaç isim belki bulabiliriz. İşte Maxim olur, Muleka olur tartışabileceğimiz Enkudu. İsimler. Enkudu. Ama şey, o geçen sezon transferi değildi. İşte Enkudu. Olması gereken bir transferdi. İşte bu oyunculara bakarsak aynı minvalde devam edilirse 2-3 takviyeyle Beşiktaş'a bir 6 numara istiyorlar anladığım kadarıyla hocam. Amir Hacı Ahmetoviç'in yerine biraz daha Josef'e benzeyen bir 6 numara. Yani o tarzda. Bir stoper. Saiz'in gitmesi durumunda 2 stoper anladığım kadarıyla. Bir de sağ öne işte Redmond meselesi var ama Redmond haricinde başka bir oyuncu da olabilir. Haklılar Beşiktaş. Taraftar ister. Taraftarın istemesine de kimse kızamaz. Taraftar sonuçta o istemesi, o isteği zaten bu sektörün temelinde yatıyor. Yani taraftar olmasa maçlar oynanmaz. Bunu kabul edelim. Bu kadar popüler bir spor olmasının sebebi bu ekonominin bu kadar büyük olması. O yüzden taraftarın istemesine kimse kızmasın ama kulüplerin de manevra alanları var. Beşiktaş'ın manevra alanında bu sezon çok geniş değil. Onu da kabul etmek lazım maalesef. Çok iyi atışlar yapması lazım. Şimdi burada Güven de yayının başından beri gelen gidenleri veriyor. Editörümüz Emre Tuğrul da gün boyu yazdı.
Sivas tabii son dakika olduğu için ya da işte kiralıktı, tekrar geldi gitti, onları yazmadık. Onu söyleyelim. Gidenler mesela Sivas hemen önüme düştü. Apinden Goya, Isaac Kafir, Leke James, Yatabayar, Kaysedo zaten 1-2-3-4. Bu zaten 5'inin yaş ortalaması takımın bütün yaş ortalamasına Sivas yansıyordu. Sivas'ın yaş ortalaması çok yüksekti. 32 mi 31 mi? Bugün mi? Servet Hoca'nın da açıklamalarını duydum. Zorlanıyoruz transferde, kolay iş değil dedi. Çekirdağ'ı alıyorlar. O da yetmez ki bir tek o. Yetmez bence orası. Hiç yetmez. Hiç yetmez. Ama yapacaklar hocam. Çok sistematik çalışıyor. Yani birlikte ya da danıştığı kişilerle konuştum ben Servet Hoca'nın. Çok sistematik çalıştığı övgüyle bahsettiler. Umarım başarılı olur. İyi insan. İyi insan neden başarılı olsun demesin. Yani sektörde iyi insan olsun, çoğalsın ki sektör iyileşsin. O yüzden söylüyoruz. Güzel bir sesi vardır. Evet. Biz çalıştık çünkü. Antep'ten Sagal gitmiş. Bakalım böyle hızlı hızlı son bir iki dakikam var, yetiştirebilirsem Anadolu takımı. Sagal bir yere gitmiş mi bilmiyorum şey açısından. Yok. Bir yere imzalamadı. Ülkede kalabilecek oyunculardan çünkü. Aynen. Ya o tarzda işte, o tarzdaki ligler, takımlarda. Tarkan, Erdem Can, Polat, Ertuğrul, Hader Gonay. Tarkan serbest şeye gitmedi mi, Göztepe'ye? Hocam şimdi o kadar oyuncu tutamadım. Göztepe'ye gitti. Aklımda. Göztepe'ye gitti. Anlaştık. Yine Eyserik gitmiş. Yones, Ryan Donk, Yunus Mallı, Tunay Torun giden. Yunus Mallı da anlaşıyor biriyle. Konya hangi tarafta anlaşıyor? Bir takımla anlaşıyor Yunus Mallı. Bu arada Konya Spor'un tahtası sıkıntılı. Onu da söyleyelim. İyi, kapanma durum var. Evet abi. Sıkıntılı. Peki devam edelim. Rize'de gidenler Hamilton, Bolasi, Alper Potuk, Ronaldo Mendes, Gökhan Gönül. Zaten futbolu bıraktı Gökhan. Artık son dakikalara giriyoruz. Sevgili Yusuf Kenan'a, Mahmut abiye çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli dostumuza. Ağzınıza sağlık. Değerli seyircilerimiz, transfer raporunu bu akşamlık noktalıyoruz. Yarın ben Deniz Yokum. Yarın sevgili Onur Yıldız olacak transfer raporunu. Öbürsü gün görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Kolaylıklar gelsin.